Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Evet, Demokrasi Arenası'ndan size iyi akşamlar diliyoruz. Tabii çok farklı bir Demokrasi Arenası düşünmüştük bu akşam. İzmir'de olacaktı Uğur Dündar. Bornova'da konuklarıyla birlikte olacaktı. Fakat maalesef gerçekleşmedi. Önce Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdu COVID-19 testi pozitif çıktı. Dün Uğur abiyle konuşurken ya kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Ben bir hafta önce kötü bir hastalık geçirdim. Sesim çok kötüydü. Benim sesim de senin sesin gibi oldu dedi Uğur abi. Ben dedi bir test yaptırayım dedi. Uğur abi gitti. Uğur abinin testi de pozitif çıktı. Hatta bana söylediğinde pozitif çıktı deyince dalga geçiyor zannettim. Şaka yapıyor zannettim. Çünkü o kadar kendine dikkat eden bir kişinin COVID-19'a yakalanmayacağı gibi bir kanı vardı bende. Sonrasında bu sabah da Atilla Sertel, program konuklarımızdan Atilla Sertel'in COVID-19 testi pozitif çıktı. Yani inanılmaz bir koşuşturma içindeydik. Programı yapalım, yapmayalım tartışmalar arasında. Dedi ki gidelim programa. Önce bir kendimizi anlatalım. Nasıl oldu? O günü nasıl yaşadık? Hem onu paylaşalım istedik. Şimdi şu anda hattımızda Uğur Dündar bizimle birlikte. Kısa bir süre bizimle birlikte kalacak ve program akışı içinde biz gene aynı konuklarımızla yolculuğumuza devam edeceğiz. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdu bizimle birlikte. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray bizimle birlikte. Ve Ahmet Saltık hocamızdan da son gelişmeleri öğreneceğiz. COVID-19 bu ve yeni varyasyonlarla ilgili. Omikron çok hızla yayılıyor. Bugünkü rakamlara da baktığımız zaman 406.796 test yapılmış. 63.214 pozitif, 157 can kaybı var. 157 can kaybı var yine bugün. Evet ve Sağlık Bakanı tedbirden söz ediyor ve inatla da yüz yüze eğitimden vazgeçilmeyeceğini söylüyor. Evet, önce isterseniz Uğur Dündar'a bir nasıl olduğunu soralım. Uğur abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Namık. Ben ayrıca Sayın Mustafa İdua da çok geçmiş olsun diyorum. Ayrıca değerli meslektaşımız Atilla Sertel'e geçmiş olsun dileklerimizi buradan gönderiyorum. Gerek Saltık hocamızı gerekse değerli Aytun Çıray'ı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben olsam senin kadar başarılı bir performans stüdyoda sergileyemezdim. Biz gerçekten 90'lı yılların arena geleneğinden geliyoruz. Estağfurullah. Benim için çok büyük sürpriz oldu. Dediğin gibi kendimi çok kolluyorum. Elimde kolonya şişesi, dezenfektan şişeleri öyle dolaşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır aşılarımı tümüyle yaptırdım. Dolayısıyla bu pandeminin seyri içerisinde piyango bize de isabet etti diyebiliriz. Ben Skype'la da katılmayı uygun görmedim. Çünkü sonuçta hasta halimizle seyircilerimiz bizim o görüntümüzü belki görmek istemezler. Ama sesin çok iyi geliyor. O nedenle haftaya inşallah tekrar canlı yayında durum negatife çevrildikten sonra yine birlikte oluruz seyircilerimizle. Ben sana başarılar diliyorum sevgili Namık. Çok teşekkür ediyorum. Sayın İdu'yu da gayet sağlıklı görüyorum. Bende de çok ağır seyretmiyor. Hatta hafif seyrediyor diyebilirim. Ufak semptomlar, sanki bir soğuk algınlığı, grip başlangıcı gibi belirtiler. Şu anda ateş yok örneğin. Hafif bir koku kaybı, tat kaybı var ama tam anlamıyla değil. Saltık hocamın tavsiyeleriyle bol sıvı alıyorum, su tüketiyorum ve kendimizi bir an önce sağlığımıza kavuşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz Uğur abi. Sağ ol. Ve en kısa sürede gene bu masaya oturmanı bekliyoruz. İnşallah. Bir hafta sonrasında görüşmek üzere. Ben ilgi gösteren herkese, geçmiş olsun dileği ileten herkese
Biraz önce sevgili Merdan Yanardağ, Emre Kongar hocamız keza öyle. Evren Özalkuş kardeşimiz de geçmiş olsun dileklerini iletti. Tele1 ailesine çok teşekkür ediyorum. Demokrasi Arena seyircilerine gösterdikleri vefakar ve anlayışlı davranışını deneyi de çok teşekkür ediyorum. Beni bağışlasınlar bu haftalık. Haftaya yine onlara ayrılmadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekleri öğrenme haklarına hizmet edeceğiz. Aytun Bey bir şey söylemek istiyor size. Tabii. Önce çok geçmiş olsun diyorum. Diliyorum. Ama herhalde Bornova'da yapacağımız demokrasi arenası bir başkanla sözümüz olarak devam ediyor diye düşünüyorum Uğur abi. Tabii. Bir defa Bornova Belediye Başkanı Sayın İdu çok başarılı bir başkan. Kendisi hakkında açıkçası şu ana kadar olumsuz tek bir duyuma sahip değilim. Ve üstelik yaptığı işleri de büyük bir ilgiyle ve naçizane takdirle izliyorum. Gerçekten İzmir'in Bornova'sında Sayın İdu gibi bir belediye başkanının olmasının İzmirliler için, Bornovalılar için de çok büyük bir şans olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu akşam zaten Sayın İdo'nun konu olacaktık. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Sayın Dündar ayrılmadan izin verirseniz? Tabii hocam, buyurun. Evet. Sayın Dündar şifa diliyoruz. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın deyimiyle iyileşin de gelecek olsun. İyileş de gelecek olsun demişti. Dağlarca hastanedeyken kendisini ziyarete gelen geçmiş olsun diyen bir gazeteciye. Ne geçmiş olsun yahu demişti. İyileş de gelecek olsun Fazıl Hüsnü de bana diye. Ben de size aynı tümceyi kuruyorum. İyileşin de gelecek olsun diye. Eğer uygun görürseniz sizinle kurduğumuz iletişimde benim size sunduğum temel önerileri halkımızın eğitimi bağlamında da anlamlı bulursanız paylaşmak ister misiniz? Birkaç madde sizinle paylaşmıştık. Halkımızın eğitimi için. Hocam onu siz doğrudan paylaşırsanız çok daha etkili olur. Ben belki bazılarını eksik bırakabilirim ama sizin ağzınızdan çok net bir şekilde sıralayacağınızı biliyorum. Ben size anımsatırım tek tek. Su demiştik değil mi? Birisi suydu. Evet hocam. Neydi? 2x15 dakikalık yürüyüş, bol havalandırma, evimizi bol havalandırma, tecrit ve bizim maskeyle dolaşmamız evin içinde çok önemli. Evet. Dolayısıyla başkalarına bulaştırmadan ev ortamında bu hastalıktan nasıl kurtulabilirsek o sıraladığınız öneriler doğrultusunda hareketle bir an önce sağlığımıza kavuşacağımızı düşünüyorum. Bir de hocam bana da söylemişti, kaloriferlerin üzerine ıslak havlular koyacağız. Evi nemli tutacağız. Ortamı nemlendireceğiz, sakız çiğneyeceğiz değil mi Sayın Dündar? Bunlar vardı. Evet. Uğur Bey ayrılmadan ben de bir tabii şey Sayın Başkan buyurun. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun Uğur abi. Çarşamba günü ben koronavirüse yakalandım. Perşembe siz yakalandınız. Cuma günü Atilla Sertel yakalandı. Üçümüze de geçmiş olsun. Bugünkü demokrasi arenasının ismi demokrasi koronası oldu galiba. Gerçekten. Bu arada Sayın Başkan, dün Atilla Bey'le birlikte seyahat ettiğimiz için ben de temaslı oldum. Hocam test yaptırdınız mı? Ben mi? Siz Aytun Bey test yaptırdınız mı? Atilla ile yan yana oturmuşsunuz koltukta. Ben şu anda yaptırmamın bir anlamı yok. Daha birinci günü birkaç gün bekleyip ondan sonra test yaptıracağım. Ama kurallara riayet ediyorum. Fakat bu şunu gösteriyor yalnız aynı zamanda. Hastalık hızının ne kadar artmış olduğunu gösteriyor. Değil mi Ahmet Hocam? Yani evet. Bu akşam bir araya gelmiş olsaydık Uğur Bey, ben, Sayın Başkan ve Atilla Sertel 3-4 kişi bir araya gelmiş olacaktık. COVID evet, riski olarak. Evet. Bizler korona inşallah olalım geçelim de demokrasimize bir şey olmasın değerli koçak. Demokrasimiz korona olmasın. Haklısınız hocam. Haklısınız. Evet. Zaten i̇nşallah o kadar sağlığımız... çok dert var ki. Dert çok, derman yok demiş Nazım. Uğur abi tekrar teşekkür ediyoruz. Kısa süreli de olsa bizimle birlikte çok olduğunuz için. Teşekkürler. Konuklarına saygılar ve başarı dileklerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz Uğur abi. Sağ olun. Sayın Başkan, isterseniz size hemen bir geleyim. Siz ev sahibi olacaktınız bu akşam ve maalesef
ev sahipliğini yapamıyordunuz. Evden size canlı bağlantı kurulacaktı Skype'la ve Uğur abinin programına uzaktan da olsa katılacaktınız. Ama maalesef işte olayın boyutları birden genişleyince bu hale geldi. Sizin Bornova'da bugüne kadar bu konuda yaptığınız çalışmalar, özellikle bu omikron olayından sonra sokaklarda denetim sağlamak mümkün mü? Öncelikle bugünkü... Biz İstanbul'da gerçi mümkün Bornova'da olmadığını yapılamayan, görüyoruz da. Bugün Bornova'da yapılamayan toplantının yakın zamanda gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bornova misket üzümünün ve Bornova misket şarabının bugün tadımını da yaptıracaktım. İnşallah bir dahaki sefere sizleri Bornova'da ağırlamayı çok arzu ederim. Ben hemen bir nokta koyayım. Şarap sağlığa zararlıdır diye Rütkün uyarısını hatırlatayım. Üzüm suyu efendim, evet. Kusura bakmayın, yani bu bir mecburiyet olduğu için. Anlıyorum. Bornova'da omikronla ilgili çalışmalarda denetim tam olarak sağlandı. Hem pazar yerlerinde hem de alışveriş yerlerinde olabildiğince tedbirleri almaya çalışıyoruz. Tabii omikron çok çabuk gelişen bir rahatsızlık. Şu anda birçok belediyenin yapmaya çalıştığı pazar yerlerindeki tedbirleri arttırması. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. Sağlık Bakanı'na çok ilginç bir görüyorsun. Öncelikle hasta olmayın diyor. Tabii hasta olmamak için de tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü bazı Avrupa ülkelerinde zorunluluklar getirildi. Yani aşısızlar sokağa çıkmayacak. Hatta Avusturya'da aşısız sokağa çıkanlara para cezası verilmesi gibi bir takım ağır yaptırımlar da getirilmeye başlandı. Ve pek çok Avrupa kentinde böyle bu uygulama devam ediyor. Biz bu konularda disiplin, yani başından beri, pandemi başladığından beri, burada son sözü Ahmet Hoca'ya bırakacağım ama başından beri sanki bir disiplinsizlik mi var, bir şey sağlayamamak mı var? Tabii ki disiplin belli bir süre kaçtı. Bunun da bedelini çok ağır bir şekilde ödemeye başladık. Fakat aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu ben korona yakalandığımda daha fazla anlamış oldum. Birçok kişinin de bunu fark etmiş olması lazım. 4 aşılı olmama rağmen koronaya yakalandım. Eğer aşı olmasaydım bugün yoğun bakımdaydım. Belki de hayatım sonlanmıştı. Bu açıdan aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu buradan ifade etmek isterim. Diğer konu, bizim yaptığımız disiplinin vatandaşla bir arada aynı şekilde devam etmesi lazım. Sadece bizim yaptığımız denetimler yeterli değil. Bu duyarlılığa herkesin ulaşması için biraz süreye ihtiyaç var. Bu 2021 yılında hem ekonomi anlamında insanlar neler yaşadı, kapanmalardan dolayı ne aşamaya gelindi, bundan ders alınması gerekir. 2022 ekonominin dip yaptığı bir dönemle başladı. Artı omikronla birlikte inanılmaz bir aslında olumsuz bir döneme girdik. Herkesin bunu fark ediyor olması lazım. Ben şunu söyleyebilirim. Bornova Belediyesi olarak iyi ki bu 2,5 yıllık görev süremiz içerisinde yatırımlar yapabildik. Eğer yapmasaydık bu dönemden sonra yardım yılı olduğunu söylemek isterim. Yatırım yılı değil. 2022 açıkçası bir yardım yılı olacak. Sosyal belediyeciliğin daha çok öne çıktığı bir yıl olacak. 2,5 yıldır biz sürekli olarak Bornova'da yatırımlar yaptık. Tüm ödemeleri tamamladık. Şimdi bundan sonra maaşlarını ödeyebilen belediyeleri ayakta alkışlamak lazım. Yani bütçeleri Eylül'de, Ekim'de tamamladığımız ama Aralık'tan itibaren %100'lük artışlarla yeniden bütçe değerlendirmesinin olacağı bir 2022 bekliyor tüm belediyeleri. Evet. Bu açıdan belediyelerle hükümet arasında bir koordinasyon var mı? Yani her konuda belediyelerin çalışmalarını engelleme için çaba harcayan hükümet bu konuda bir işbirliği yapıyor mu yerel yönetimlerle? Açıkçası 2021 yılında bunu çok hissetmedik ama 2022'de bu konuya çok ihtiyaç var. Kurumlar arası işbirliğine yerel yönetimlerin çok ihtiyacı var. Namık Bey, açıkçası bütçede büyük açık verecek belediyelerin maaşlarını ödeyememe, yatırım yapamama, hatta borçlanma seviyelerinin çok yükseleceği bir yıl olacak. Bu açıdan risk yönetimi, limitlerle yönetim ve nakit akış tablosunun belediyelerde bir finansal model olarak öğretilmesi lazım.
hükümet stratejisi içerisinde olması gereken bir konudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, partimizde bu konuda eğitim alıyoruz ve BDD'lerimizi bu şekilde yönetiyoruz. Evet, Sayın Aytın Çıray, işin siyasi boyutuna bakarsak, böyle sert tedbirler almak, yani tabii nasıl karşılanacak? Onun uygulanması lazım, yaptırımının olması lazım. Size aynı soruyu soracağım. Siyasi şey olarak tabii bunu, bir güç olarak hükümet bu konuda gerekeni biz yapmadı gibi geliyor bize. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu süreci Sayın Ahmet Saltık hocamla birlikte, o bir bilim insanı olarak, biz de hem bir tıp doktoru hem de bir siyasetçi olarak çok yakından birlikte izledik. Ve huzurunuzda, milletin huzurunda da kendilerine ve birkaç meslektaşıma da çok teşekkür borçluyum. Hem kendilerinden çok yararlandık, hem de bizim verdiğimiz mücadelenin aynı zamanda siyasi değil, bilimsel bir mücadele olduğunu ortaya koydular. Şimdi biliyorsunuz, bu COVID ortaya çıktığından bu yana bu hükümet hiçbir tedbiri zamanında ve yerinde almadı. Çok büyük baskılarla ve ısrarlarla ancak belli dönemlerde aldırabildik. Tekrar onları sıralamak istemiyorum tek tek, o geçmişe dönmek istemiyorum. Aşılama konusunda da, aşı tercihleri konusunda da doğru kararlar almadılar baştan. Bir aşı sepeti oluşturamadılar. Yani Sinovac diye bilinen koruyuculuk oranı messenger RNA aşılarına ve diğer aşılara göre daha düşük olan bir aşıyla işe başladık. Daha sonra varyantların da ortaya çıkmasıyla bunun etki sahasının daha az olduğu anlaşılarak ve süresinin bu defa BioNTech aşısını halkımıza tavsiye etti Sağlık Bakanlığı. Fakat bu arada hükümet, Türkiye'nin şöyle bir şanssızlığı var, Türk milletinin. Bu hükümetin 19-18 yıldır COVID başlayıncaya kadar yanlış siyasi ve ekonomik yönetimlerin sonuçları COVID'le eş zamanlı olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve COVID bu ekonomik krizi daha da derinleştirdi. Batılı ülkelerde, ya da hatta batılı değil, Mısır ve benzeri ülkelerde de eve kapanma ve yasaklar döneminde, karantinalar döneminde doğrudan halka yardımlar yapılabilirken, ne yazık ki bizim ülkemizde kasalarında yedek akçeleri olmadığı için doğrudan yardımlardan ne esnaflarımız ne de işsizlerimiz yararlanamadı. Üstelik bu salgın başladığında Türkiye'de işsizlik oranı ortalamada %13, genç işsizlik oranı %24'lerde olduğu için eve kapanan vatandaşlarımız çok daha zor şartlarda yaşadığı hayatını sürdürmeye çalıştı. Önce kredi verdiler esnaflarımıza. Çünkü esnaflarımıza kepenk kapatma kararı geldiğinde onları sübvanse edemediler, finanse edemediler. Önce bir kredi verdiler. Sonra bu kredilere geri dönmemeye başlayınca sözde bir yeniden yapılanma yaparak kredi faizlerini artırarak geri almaya çalıştı. Şimdi bütün bunlar milletin tercihlerine yansımaya başladı. Tercihlere yansımaya başladıkça bilimsel kararlardan uzaklaşarak daha ziyade siyasi kararlar almaya başladılar. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi yeniden alacakları, şu anda Batılıların almakta olduğu ve Türkiye'de yeniden alınması gereken tedbirleri alabilecek ekonomik güçleri yok. Esnafımıza kapat dediğiniz zaman onun gelirini karşılamak zorundasınız. Onların kredi faizlerini çok düşürmek zorundasınız. Sözde bu son ekonomik tedbirlerle, yani ucube rejim, ucube ekonomik tedbirler, faiz sebep enflasyon... Hocam zaten sanıyorum ekonomide başlangıçtan, yani pandeminin başlangıcından çok daha kötü bir noktadayız. Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Faiz sebep enflasyon sonuç diye yine aynı sistem gibi ucube olan ucube bir ekonomik söylemle şu anda gerçekte bakınız. Politika faizi %14 olmasına rağmen bugün esnaf %30'lara yaklaşan parayla ya da iş insanı faizle kredi almak zorunda. Bu hale geldi. Faizler yükseldi.
Bakın bugün mevduat faizleri için bankalar yarışıyor ve şu anda mevduat faiz oranları %25'lere kadar çıktı. Yani faizi düşüreceğiz diye yola çıktıkları bir yerde yanlış politikalarla hem enflasyonu patlattılar. 2001 krizin var ya, o meşhur 2001 krizindeki enflasyon oranını aştılar şu anda. Yine 2001 krizinde olan 9 civarındaki işsizlik oranları bugün 13-14-15'lerde onu da aştı. Buna mukabil Türk milletine bunları unutturabilmek için sürekli psikolojik ya da algıya yönelik operasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun şu anda tutması mümkün değil. Çünkü en büyük istatistik vatandaşın cebi. Vatandaş elini cebine attığı zaman gerçek hayata karşı karşıya geliyor. Şimdi bu arada muhtemelen biraz sonra Sayın Saltık da söyleyecek. Bu konuda da aşı konusunda da popülizme yönlendiler. Yani gündemi değiştirebilmek için adına Türkovak dedikleri bir aşı ortaya attılar. Ve bu aşının yani Ahmet Hocam'ın deyimiyle aşı adayı. Aşı adayı, evet. Aşı adayı ortaya attılar. Ve sanki bütün bu araştırmalar sonuçlanmış gibi Türk milletine bir başarıymış gibi takdim etmeye kalktı. Ama bu işin önü var, arkası var. Ben son bütçe plan komisyonunda Sayın Bakan'ına bu soruyu yöneltmiştim. Türkovak esasen Sinovac'ın eş değeri. Yani Sinovac'ı keşfetmek için bu kadar ne beklediniz kardeşim? Anlatabiliyor muyum? Ve hıfzı sahayı kapattıkları için, Sayın Koçak hıfzı sahayı kapattıkları için bu aşı çalışmasını yanılmıyorsam 13 ayrı merkezde yaptılar. Bunun ayrı bir maliyeti var tabii. Efendim bu zaten sonunda, o laboratuvar da insanlar üzerinde hiçbir aşı yapmamış bugüne kadar. Hayır, biraz sonra bu konuyu çok daha detaylı biliyor. Ben de kendisinden yararlanarak, evet, hatta Sayın Saltık'a danışarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla Sayın Sağlık Bakanı'na, Sağlık Bakanlığı'na bu Sinovac'la ilgili bazı sorular yönelttim. Anayasa süresi ya doldu cevaplamak için ya dolmak üzere. Bugüne kadar henüz bir ses çıkmadı. Çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü yaklaşık 40 bin kişi üzerinde 3. faz çalışmaları yapılacakken 3000 denek üzerinde yapıldığını duyuyorum. Ve ayrıca çok daha tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de geçmişte olan Hıfzı Sıha Kurumu aynı zamanda bir referans kurumuydu. Özellikle ben Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptım. Biz Hıfzı Sıha'ya bağlı kuruluştu ama hiçbir şekilde müdahale edemezdik. Oradaki bilim insanları sonuçta bilimsel karar verirler. Orada aşı üretilirdi ve o aşı merkezini de kapattılar sonra. Orada aşı üretilirdi ve o geliştirilmeye çalışılırdı. Şimdi böyle bir kurumumuz yok. Acil kullanım onayı almışlar bu Türkovak aşısı için. Peki bu acil kullanım onayını veren kim? Acil kullanım onayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adı verilen Sağlık Bakanı'na doğrudan bağlı özerk olmayan bir kuruluş. Yani bir referans kuruluş. Sağlık Bakanı'nın bile zaten Cumhurbaşkanı'ndan habersiz hiçbir şey açıklayamayacağını varsayarsak. Evet. Bir de bu sıkıntıları örtbas edebilmek için sürekli bu salgın süresince bu hadiseyi olduğundan hafif göstererek Türk milletinin tedbirleri gevşetmesine de neden oldular aynı zamanda. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu konuda son olarak bir siyasi olarak. Bu aşamada Türk milletinin, esnafımızın, köylümüzün, işçimizin ve işsizimizin yeniden kapanmaya tahammülü yok. Bunu kaldıramaz. O nedenle bunu olmayacak şekilde başka tedbirlerle halletmek zorundadır. Ve bir de bir başka problem, o konuda ben doğrusu Sayın Saltık'ın da düşüncelerini merak ediyorum, dinlemek istiyorum. Dün ilginç bir şeyle karşılaştım. Aşıların yapılması konusunda, sürekli yaptırılması konusunda vatandaşlarımızı teşvik eden söylemlerde bulunuyoruz. Şimdi doğrusu var, bütün siyasiler de bu konuda aşağı yukarı ortak hemfikir hareket ediyorlar. Ancak ben dün aşılarınızı yaptırın falan diye bir sosyal medya açıklaması yaptığımda inanılmaz bir aşı karşıtları ile karşılaştım. Akıl ve mantık dışı bir takım gerekçelerle. Onların gayet iyi niyetli vatandaşlarımız olduğunu biliyorum.
Ama komplo teorileri üreten, maalesef, insanların kafasını karma karışık hale getiren küçük bir grup var. Vatandaşlarımızın o küçük gruptan da etkilenmemelerini rica ederim. Evet, çok teşekkürler. Sayın Ahmet Saltık, hocam, bütün bunların ışığında, yani bir programa sunucusu, konukları, ev sahibi hepsine bakarsak bir programdan bile 3 tane omikron çıktı ve sertleşmesi gerekiyor mu önlemlerin? Evet, çok teşekkür ederim değerli Koçak, Tele 1'e, size, Uğur Dündar'a ve bütün COVID'li hastalarımıza iyileşsinler de gelecek olsun diyelim. Değerli meslektaşım Doktor İdua'da iyi dileklerimi sunarım. Doktor Çıray meslektaşımı çok uzun yıllardır tanırım, neredeyse 40 yıldır. Saygın kişiliğiyle hep örnek oluyor, sağ olsun. Büyük bir alçak gönüllülükle Ahmet Hoca'ya danıştım. Soru önergemi öyle hazırladım diyebilecek ölçüde erdem sahibi. Çok az görüyoruz bunu. Tam tersini ise çok görüyoruz ne yazık ki. O bakımdan kendisine bir kez daha şükranlarımı sunarım. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, değerli izleyenler. Fotoğrafı şöyle çekelim. Omikron adı verilen, Yunan alfabesinde, Grek alfabesinde bu harfe dek geldi varyantlar. Alfa, beta, delta'dan ilerleyerek bir mutasyon ürünü. Öncelikle bunu koymak gerekiyor ortaya bir makro fotoğraf olarak. Neden mutasyonların arka arkası gelmiyor? Bu soruya yanıt aramak gerekiyor. Dolayısıyla mutasyon ortaya çıktıktan sonra ve o mutasyonların tehlikeli düzeyde olması nedeniyle adına tehlikeli varyant dediği Dünya Sağlık Örgütü'nün, ki tipik olarak omikron böyle, şu önlemleri, bu önlemleri alalım, bir anlamda sonuca karşı tepki oluyor. Sonucun arkasında kalmak oluyor. Makro soru bu, kritik soru bu. Neden küresel toplum bu varyantlardan, ardışık mutasyonlardan kurtulamıyor? Soru burada. Hatırlayın değerli Koçak ve sayın katılımcılar, 8 Ocak Aralık düzeltiyorum. 8 Aralık tam bu yana geçen yıl 1 yıl 1 ay geçti. İngiltere ilk kez başladı 8 Aralık 2020'de aşılamaya, kendi geliştirdiği Oxford AstraZeneca aşısıyla. Aradan geçen 13 ayda küresel toplumda aşılanma rakamlarına baktığımızda toplam 9.7 milyar doz aşı uygulandığını görüyoruz. Dünya nüfusu 7.9 milyar. Demek ki dünya nüfusundan 1.4 milyar doz daha fazla toplam aşı yapılmış. Bunun anlamı kişi başına birden çok ortalama aşı dozu düşüyor. Ne var ki? Değerli Koçak, diyelim ki 90 milyonluk Türkiye'de 45 milyon insan her gün bir piliç yiyor ise, geri kalan 45 milyon insan da her gün bir yavan ekmek yiyor ise, bunların aritmetik ortalamasını alsak tırnak içinde ve desek ki Türkiye'de herkes her gün yarım piliç, yarım ekmek yiyor ortalama diye bir istatistik sonuç çıkartır. Mekanik olarak doğru olur ama özünden çok sapmış olur ve gerçeği yansıtmaz. Dolayısıyla 9.37 milyar doz aşı dağılımına bakmak gerekiyor. Dağılımına baktığımızda ise yoksul ülkelerde aşılanan nüfus oranı %8,9. Yani her 11 kişiden biri yoksul ülkelerde tek doz aşıya ancak erişebilmiş durumda. Bunu dünya haritası üzerinde az aşılı ülkeleri kırmızıyla boyayarak gösterdiğimizde, değerli Koçak, siz bana çok geç haber verebildiniz katılım için. Belki hazırlardım bir takım görselleri, yansıtırdık ekrana. Ama şöyle rica edelim dinleyicilerden, bir dünya haritası gözlerinin önüne getirsinler ki yoksul ülkeler kıpkırmızı. Buralarda aşılama oranları çok düşük. Buna karşın dünya nüfusunun 1/4, 1/5 bile oluşturmayan varsıl ya da varlıklı ülkeler 8-9 doza dek kişi başına aşı stoklamış durumdalar. Bir de şuna izin vermiyorlar. Hiç olmasa kendi lisansları altında, diyelim ki BioNTech, Pfizer'in kendi lisansı altında
Türkiye'de de üretilse, örnek olarak lisans onların olsa, Türkiye'deki kurulu kapasiteyi aşı geliştirme değil ama geliştirilmiş bir aşıyı üretme bağlamında kullanabilsek. Bakınız, Almanya'nın aşı üretme altyapısı yoktu. Geliştirdiler, geliştirme ve üretme farklı süreçler. BioNTech olarak geliştirdiler ve Pfizer'in desteğiyle de ürettiler. Belçika'nın örneğin böyle bir aşı üretme altyapısı var fakat Almanya'nın yok. Dolayısıyla bir küresel işbirliği. Şimdi bu kıpkırmızı ülkeler, yani yoksul ve yurttaşlarının, vatandaşlarının onda birini bile aşılayamayan ülkeler, varyant tip kaynağı, mutasyon kaynağı değerli Koçak. Mutasyonun da biyolojisi şu, hep söyledik insanlarımız doğru anlasın, ezbere kullanmasınlar diye. İki değerli hekim meslektaşım da orada, bir yanlışım olursa, eksiğim olursa lütfen tamamlasınlar beni. Bir kişiden bir başka kişiye virüs geçtiğinde, diyelim ki sizden bana, benden size geçtiğinde, virüsün doğal olarak yaşamını sürdürebilmesi için çoğalması gerek. Benim bedenimde sizden aldığım virüs veya tersi çoğalırken kendi kopyasını üretmek zorunda. Kendi RNA dediğimiz ribonükleik asit genetik materyalini birebir kopyalayarak çoğalmak zorunda. Bu 35-36 bin bazdan, nükleotitten oluşuyor. 35-36 bin farklı molekül bir zincir oluşturuyor virüsün RNA'sında, COVID-19'dan sorumlu SARS-CoV-2 virüsünün. Dolayısıyla bu kopyalama sırasında hatalar oluyor. İşte o hatalara biz mutasyon diyoruz. Doğaldır mutasyon, biyolojik bir süreçtir. Sürekli olarak vardır. Doğada, bütün canlılarda istisnasız sürekli bir mutasyon vardır. Bunlar eğer canlının yaşam niteliğine dokunursa doğal seleksiyona uğrar, canlı yok olur gider veya olumlu yönde mutasyonla zekası artar, kas gücü artar, ne bileyim ben zihinsel jimnastik olsun diye söylüyorum, libidosu artar, çok çocuğu olur, şu bu. Hayatta kalır. İşte Darwin'in geliştirdiği doğal seleksiyon kuramı böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla bu varyantlar çok az aşılı, kalabalık nüfuslu ve yoksul ülkelerden çıkıyor. Brezilya'dan çıkıyor, Hindistan'dan çıkıyor, Güney Afrika'dan çıkıyor, Endonezya'dan çıkıyor, Rusya'dan çıkıyor. Rusya'da Sputnik V %37'de kaldı. O bir ölü aşı değildi. Vektör aşısıydı. Buna karşılık yeterince etkili olmadı ve Putin'in baskılarıyla halka yapılmak istendi. Halk tepki gösterdi. Üçte ikisi Sputnik V aşısını yerli millidir diye koşturup sıralara, kuyruklara girip yaptırmadılar. Ve Rusya'da bugün dünyada ilk 4-5 içinde geliyor. Küresel toplumun Türkiye'de dahil bu sorunun çözümüne bir özne olarak, sorumlu özne olarak, dayanışmacı özne olarak eklemlenmesi ve bu aşı adaletsizliğinin, kabul edilemez ve sürdürülemez düzeydeki aşı adaletsizliğinin karşılanması gerek. Dünya Sağlık Örgütü habire bu konuda feryat ediyor. Ben bugün biraz daha makro gidiyorum değerli Koçak. Çünkü hocam, isterseniz içinde... hocam araya şöyle bir giriş yapacağım. Mustafa Bey'i de yoruyoruz. Çok tutmayalım isterseniz. Kendisine teşekkür edelim. Uğur abi gitti. Mustafa Bey'i de yormayalım. Mustafa İdu, çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Namık Bey, Sayın Saltık Hocam'a, Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Biraz önce İzmir Milletvekilimiz Sayın Başkanım Aytun Çıray esnafla ilgili bir ifade kullandı. Çok kısa oraya bir girerek alasmalık demek isterim. Esnafın 2022 yılında satın alma gücü yarı yarıya düştü. Fakirleşen bir esnaf var. Borç yükü çok arttı. Dolayısıyla esnafa yapılacak olan en önemli konu sıfır faizle bir yıl en az ödemesiz kredilerin verilmesi ve onları ayakta tutmanın yolunu bulmamız lazım. Sayın Saltık Hocam, ben tıp doktoru değilim, iş adamıyım, iş dünyasından geliyorum. Akademik kariyer yaptım, kurumsallaşma ve bütçe yönetimi üzerine çalıştım. Sayın Başkanım çok iyi tanıyor. Esnafın ayakta kalmasını sağlarsak Türkiye'de 3 milyon KOBİ'nin istihdam sorununu da çözmüş oluruz. Aksi takdirde biraz önce söylenen işsizlik oranlarının giderek artacağını hepimizin görüyor olması lazım. Türkiye'nin ve dünyanın
yakın gelecekte %50'ye yakın enerji açığı ortaya çıkacak ve gıda açığı çıkacaktır. Bu açıdan esnaf, KOBİ'ler ve bu konudaki üretim maliyetlerin mutlaka doğru bir noktaya getirilmesi lazım. Bunu söyleyerek hepinize sağlıklar diliyorum. Katılımdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İzmir, Bornova'da sizleri tekrar ağırlamak isterim. Saygılarımı sunarım efendim. Diliyoruz, istiyoruz bunu. Çok teşekkürler Sayın Mustafa İdu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. İyi evet. Akşamlar Sayın İdo. Ahmet Hocam sizde kaldık. Ben devam edeyim izninizle. Şimdi dolayısıyla benim bu makro çerçeveyi çizmekteki amacım Türkiye'yi yönetenlere ve yönetmeye aday olanlara muhalefet partilerine bir yol rotası çizmek. Bu salgınla nasıl baş edeceğiz? Kök nedene inmeden başarı şansı yok. Çatlamış duvarı, yıkılmış kırılmış kolonları sıvayarak örterek biz bu soruna çözüm bulamayız dünya genelinde. Ve bir yandan da salgın sürdükçe ekonomik durumu dünyanın ve yoksul ülkelerin özellikle kötüleşiyor. Yoksulluk artıyor ve işsizlik büyüyor. İnsanların yaşam düzeyleri, sağlıklı yaşam düzeyleri ve koşulları bozuluyor. Öte yandan buna eklenen bir başka can alıcı etmen de değerli koçak, iklim faciası, küresel iklim faciası. Anımsayınız geçtiğimiz Kasım ayında Paris 15 toplantısı aşağı yukarı 12 gün sürdü. Dünya önderleri 12 gün boyunca orada bu faciaya çözümler aradılar. Dolayısıyla önümüzdeki yıl Türkiye dahil yağışlardaki azalma, iklim koşullarındaki ağır küresel ısınma ve benzeri nedenlerle olağanüstü kalabalık dünya nüfusu nedeniyle bir açlık krizi, tarımsal üretimde ciddi bir azalma riski var. Örneğin bu kış bal yok değerli koçak doğru dürüst. Çünkü geçen kış ve sonbahar yeterince yağış olmadı. Flora, bitki örtüsü gelişmedi. Dolayısıyla arılar bal üretemediler. Böylesine zincirleme gidiyor. Bir de buna ekleyeceğim makro dert, G20 ülkelerinin yaklaşık 6 ay önceki toplantılarının sonuç bildirgesindeki çok önemli bir tümcel, bir saptama. O da şu, potansiyel ya da ardışık afetler dünyada, bu ek bir salgın hastalık olabilir, yeni bir salgın hastalık. Diyelim ki kolera salgını başlayabilir, kızamık salgını başlayabilir dünyada ek olarak. Koruyucu sağlık hizmetleri çöktü, aşılama oranları düştü dünyada belirttiğim gibi. Ve korkunç bir göç hareketliği var ayrıca yoksul ülkelerden varlıklı ülkelere doğru. Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde yeni bir afet, ardışık afetlerin durdurulması olanaklı değil. Yalnızca bir zaman sorunu. Mutlaka yaşanacak ama 3 ay sonra mı, ama 2 ay sonra mı, 1 yıl sonra mı? Dolayısıyla bütün dünyanın mutlaka şimdiye dek eşi benzeri görülmemiş bir küresel işbirliği, eş güdüm ve dayanışma içinde adeta tek bir devletmiş gibi davranması zorunlu. Bana ne Güney Afrika'dan diyemiyorsunuz. Bakın Hindistan, bugün Hindistan'dan İtalya'ya inen uçakta 179 evet. yolcudan 125'i PCR pozitif çıktı ve insanlar kaçtılar. Havaalanlarından 9 insan kaçtı İtalya'da. İtalyan polisi şimdi fellik fellik bu 9 insanı bulmaya çalışıyor ki bulaştırmasınlar, karantinadan kaçtı diye. Bu ve bunun gibi olayları daha çok görmeye başlayacağız. Şimdi dolayısıyla toparlarsak, şimdi omikron bu tabloya ikincil, bu tablonun bir ürünü, bir sonucu. Çok sayıda mutasyon içeriyor üzerinde. Öyle 1, 2, 3, 5 değil, 50'nin üstünde. Dolayısıyla davranışları da çok değişti. Bizi ilgilendiren virüsün davranışları. Ne demek davranışları? Daha bulaştırıcı oldu mu? Evet. Bir önceki Delta'dan ve Delta artıdan kezlerce daha çok bulaşıcı. Kimi kaynaklarda 2-4 kez, kimi kaynaklarda 70 kez daha bulaştırıcı. Diyeyim ki Delta'dan 1000 viral parçacık solursanız enfekte oluyorsunuz. Fakat Omikron'da 50 viral parçacık solumanız yetiyor. Daha somut söylersek bunu, ben ve siz diyelim ki stüdyoda maskesiz, ben taşıyıcıyım. Delta'yı bulaştırmam için yarım saat kalmamız gerekir idiyse, örnek olarak söylüyorum. Eğer ben omikron taşıyıcısı isem, siz de maskesiz bir metreden yakın,
dakikalar içinde sizi de enfekte edebilirim. İşte tablo burada. Bakın kaç kişi bulaşlı. Evet. Dünya genelinde, Türkiye genelinde rakamlar çok yüksek. Yani öldürücülüğü az, bulaşıcılığı hızlı ama oranladığınız zaman da yani aynı ölümcül sayıya ulaşıyor. Evet, bakın sizinle bunu konuşmuştuk geçen cumartesi. Evet. Hatta akılda kalsın diye dedim ki omikron sürümden kazanacak. Acı bir espri yapmaya çalıştım. Maalesef. Yani, doğru. Yani düşününüz ki Türkiye'de daha düne dek 20 binlere inmişti olgu sayısı. Bugün 3 katı. Üstelik bu yakalanan. Fransa'da 200 bini geçti. İtalya'da, İngiltere'de 200 binlere yakın. ABD'de 1 milyona yakın. Rekor şimdiye dek. Dolayısıyla %1 ise diyelim hastaneye düşürme oranı, Delta'da bu %5 ise olgu sayısı 5 kattan daha fazla arttığında siz Delta'ya göre daha çok hastaneye yatırmanız gereken hastayla karşılaşırsınız. Yoğun bakım izni verme gereksinimi duyarsınız ki İstanbul tıkanma durumunda. Birçok gelişmiş ülkede de sanki savaş varmışçasına olağan dışı koşullar, önlemler alınmış durumda. Buna eklenen bir kritik durum daha var değerli koçak. Dünya Sağlık Örgütü çok dikkat çekiyor. Önceki gün BBC'de ve İngiltere'de önemli bir dergide yayınlandı. Sağlık çalışanlarında enfekte olma oranı neredeyse ikiye katlandı. Dolayısıyla bir yandan hasta sayısı artarken, test için insanlar kuyruklara girerken, buna grip de eklenmişken, fizik muayeneyle grip mi COVID mi ayırma şansı yok. Mutlaka test yapmak durumundayız. Artmış bir hasta yüküne trafiğine karşın epeysi geriye çekilmiş PCR testleri ama pozitif. Ama eskiye göre test kuyruklarında artış var hocam. Eskiye göre test kuyruklarında artış var. Özellikle devlet hastanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor artık. 406 bin bakın az önceki rakamı konuştuk. Türkiye'de bugün yapılan. Bir de tabii Türkiye'nin test kapasitesinin sınırı ne? Nereye kadar artabilecek bu? %6'ları buldu. Test yaptığınız her 100 kişiden 6'sında aşağı yukarı pozitif çıkıyor ve havuzdaki hasta sayısı, PCR pozitif hasta sayısı 500.000'ı geçti. Evet. Eklenen günlük 63 bin aşağı yukarı, iyileşen 20 bin dolayında her gün ekleniyor. Yarım milyonun üstünde bu. 90 milyonluk Türkiye'de her 180 kişiden birinin omikron ya da delta. İkisi birden dolaşıyor şu anda. Enfekte olduğu anlamına gelir. Pratik olarak söyleyeyim. Diyelim ki bir orta boy sinemaya veya tiyatroya gittiniz. 180-200 kişilik bir salon. Eğer bir kişi varsa o salonda omikron taşıyıcısı, 2 saatlik tiyatro oyunu boyunca o salonda neredeyse enfekte olmayan kalmaz. Evet. Onun için pek çok ülke birçok önlem geliştirdiler. Örneğin İtalya'da 50 artı yaş üstü insanlara para cezası öngörüldü. Maaşlarından bir takım sınırlamalar düşünüldü. Aşı zorunluluğu düşünülüyor. Kapalı mekanlarda N95 zorunluluğu düşünülüyor, uygulanıyor yer yer. Türkiye'de bu zorunlu aşı da insan hakları tartışması falan da getiriyor bir takım yerlerde. Tamam, onların insan hakkı varsa bulaştıracakları ya da yayacakları insanlar açısından da bakılması gerekmez mi? Efendim, insan haklarının, temel insan hak ve özgürlüklerinin nerede sınırlanacağı anayasamızın 12. maddesinin 2. fıkrasında da açık açık belirli. Çok net, bunu tartışacak bir tarafı yok. Temel insan hak ve özgürlükleri der anayasanın 12. maddesinin 2. fıkrası. Aynı zamanda insanların çevrelerindeki insanlara karşı sorumluluklarını da içerir diye aynen okuyayım. Temel hak ve özgürlükler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da içerir. Evet. Demek ki madalyonun iki yüzü gibi. Ben özgürüm, aşı olmam diye bir şey yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuda yapılan başvuruların çoğunu reddettiğini, aşıyı reddetmenin bir insan hakkı olarak kabul görmediği, zorunlu aşı uygulamasının yapılabileceğini, ardışık kararlara bağladığını görüyoruz. Evet. Türkiye'de bu konuda hiçbir adım yok. Bir, aşıyı zorlama konusunda, bir takım kısıtlara geri dönme konusunda da adım yok ve daha fecisi, değerli koçak, en fecisi, salgın ortamında omikrona karşı test edilmediği, testi bilinmeyen, henüz test sonuçları bilinmeyen, test edilmemiş daha doğrusu. Aykut Özdağ Rendeli
bir web oturumunda, Zoom oturumunda açık açık soruldu ve söyledi. Omikron'a karşı test etmedik dedi. Omikron'a karşı test edilmemiş, etkisi bilinmeyen, inaktive, ölü bir aşı yayı salgının en azgın döneminde Sağlık Bakanlığı, AKP iktidarı buyurun devam ya da destek dozlarınızı yerli milli aşımız Türk Ovaklı olabilirsiniz demekte ki ne bilime, ne ahlaka, evet. Ne hukuka. Bugün ilginç bir şey vardı sosyal medyada. Bakan gerçekten Türk Ovak mı oldu? Yani orada bir kutu getiriliyor, o kutudan alınıyor, sonra o kutu bir tarafa koyuluyor. Gerçekten bakan Türk Ovak mı oldu yoksa öyle bir göstermelik bir şey mi yapıldı, mizansen mi yapıldı gibi tartışmalar vardı sosyal medyada. Bunlara gerek yok değerli Koçak. Çok öncesinden hazırlarsınız, içindeki sıvıyı değiştirirsiniz. Dışında evet. Türk Ovak yazıyordur. Siz onu hiç o şişeydi, bu şişeydi bunlara gerek kalmadan, evet. Abrakadabraya gerek kalmadan yaparsınız. Evet. Dolayısıyla biz söylemiştik bunu geçmişte. O aşının şişesini, flakonunu biz elimize alacağız. Yurt dışından geliyorsa, yurt dışından, laboratuvarda üretiliyorsa fırından çekip alacağız. Şırıngaya ben elimle çekeceğim. Uzat kolunu Erdoğan kardeşim diyeceğim. Bakın Erdoğan hala olmadı, değil mi? Ve bir şey daha var. Şunu söyleyeyim size. Urfa'dan biz bu aşıyı ürettik diye video konferans görüşmesi yaparken Erdoğan'la Sağlık Bakanı, etrafında iki profesör vardı ne yazık ki. Ateş Kara ve TÜSEP Başkanı Erhan Hoca iki elini iki şişe alarak şu cümleyi kurdu. Bütün Türkiye'nin dikkatine sunuyorum. Dedi ki Doktor Koca, Sağlık Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanım, işaret buyurduğunuz üzere 2021 bitmeden yerli milli aşımızı hazır ettik dedi. Yinelemeye gerek var mı? İşaret buyurduğunuz üzere. Demek ki Türkiye öyle bir hale geldi ki dünyada insanlık tarihinde örneği görülmemiş bir biçimde tek adam rejimi işaret buyurarak salgında aşı üretilmesini geliştirdi. Bakan zaten sağlık. Cumhurbaşkanı işaret buyurmadan konuşmuyor. Bir ama de diyeceksiniz ki baştan beri bir sorun yaşıyoruz hocam. Değerli Çınar, yani, affedersiniz. Şu cümleyi tapatlayayım, devam edin. Affedersiniz. Şimdi sonra bu video saraydan ertesi gün Sağlık Bakanlığı'nın bu sözlerini içeren bölümü çıkartılarak servis edildi. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın gafını anladılar. İşte şöyle böyle o bölümü kestiler, öyle evet. Yayınladılar. Ama duruyor o bölüm, elimizde evet. Duruyor. Evet Aytun Bey, size geçiyorum. Bir de bu okullar meselesinde son derece ısrarlılar. Yüz yüze eğitimde ve Anadolu'dan benim yaşadığım şehirden falan gelen haberlere göre okullardan öğrenciler evlere taşımaya başladılar. Burada bir temel problem daha var. Öğretmenlerin büyük bir bölümünü henüz aşılayamadılar. Evet. Rakamda yanılabilirim. Yanılıyorsam hocam beni düzelsin. Öğretmenlerdeki aşılama oranları bu yüz yüze görüşmeden sonra %20'ler civarında diye bize gelen bilgi doğruysa. Yok yani, daha yükseldi. Evet. Buna sevindim. Bu arada bir başka mesele var tabii daha. Türkiye'nin bu COVID'den bağımsız genel sosyal düzeni, bu ekonomik problemlerin yansıması nedeniyle ve umutsuzluk sendromu nedeniyle birçok meslektaşımız, tıp doktoru istifa ederek geleceklerini başka ülkelerde aramaya başladılar. Ne yazık. Hem onlar hem de diğer sağlık çalışanlarından büyük bir eskilerin deyimiyle bir beyin göçü maalesef konusu. Çünkü şartları çok kötü. Başlangıçta herkes bir panikle, başta hekimler olmak üzere sağlık personeline büyük bir itibar ve iltifatta bulundu. Vaatlerde bulunuldu hükümet tarafından. Bunlar yerine gelmediği gibi Türkiye'nin genel olarak içinden geçtiği bu özgürlük ortamının olmadığı, tek insan rejiminin ortaya çıkardığı bu otoriter tutum nedeniyle de yeni gençler, yeni meslektaşlar birçoğu Türkiye'yi terk ediyorlar. Size çok daha önemli bir şey söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok önemli bakanlarından birisinin meslektaşı olan kızı da, meslektaşımız olan kızı da ne yazık ki ülkemizi terk ederek Londra'da sınavlara giriyor şu anda. Londra'da hekimlik yapabilmek için. Nitekim geçen hafta çarşamba günü yapılan grup toplantısında Sayın Meral Akşener yarısını grup toplantısı konuşmasının bu konuya ayırdı. Çok önemli. Çünkü
yaklaşık 8 bin doktor istifa etti. Ve bunların 3 bini yurt dışında ve geri kalan da yurt dışına gitmek için şartları zorluyor şu an. Bunun hem ekonomik nedenleri var hem de sosyal nedenleri var. Mutsuz insanlar. Yani geleceklerini kendi ülkesinde aramaları gerekiyor. Bunları suçlamak çok kolay. Bunları evet, suçlamak yerine Türkiye'yi yaşanabilir özgürlükler ülkesi ve gelir dağılımının bu kadar felaket olmadığı bir ülke haline getirmemiz lazım. Düşünebiliyor musunuz? Namık Bey, şu anda Türkiye'nin toplam milli gelirinin %50'sini üzerindeki rakamı Türkiye'nin %10'u paylaşıyor. %10'un 20'si evet, paylaşıyor. Bu kadar büyük gelir dağılımı kabul edilebilir bir şey değil. Ve nitelik, eğitimin niteliği bozuldu. Dünyadaki ilk 500 üniversite içerisine giren üniversitemiz yok. Maalesef yok. Doğru. Her yere tıp fakültesi açarak ve oradaki kalite yerine sayısal işte ben buraya bir tıp fakültesi açtım demek için açarak tıp eğitiminin kalitesini düşürdüler ki dünyada en övündüğümüz şeylerden birisi. Aytun Bey, bundan sonraki bölüm zaten oradan yürüyeceğiz, gideceğiz. Eğitiminden işte beyin göçü, sermaye göçü, her türlü göç yaşamaya başladık. Öyle devam edeceğiz. Atilla da bizimle birlikte olacak bundan sonraki bölümde. Son bölümde Fikri Sağlar'la bizim halkın avukatı Murat Ergün birlikte olacaklar. Ahmet Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok yararlı oldu. Her zaman olduğu gibi. Siz geldiğiniz zaman biz de ders dinler gibi dinliyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum hocam. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, evet, ikinci bölümde devam ediyoruz. Bu bölümde Atilla Sertel, İzmir Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve gazeteci meslektaşımız Atilla Sertel de bizimle birlikte. Aytun Çıray'la yine beraber devam ediyoruz bu bölümde. Tabii, Namık Bey, ben sizden izin isteyeceğim. Gündüz böyle konuşmuştuk arkadaşlarla. Bu arada Atilla'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Beraber dün akşam geldik. Hakikaten çok düşkündü. Genel durumu kötüydü. Şimdi daha iyi gördüm. Atilla inşallah hafif geçireceksin. Atilla bünyesi sağlam. Ben bir şeyle başlayacaktım bu bölümde. İsterseniz kısa bir giriş yapalım. Ondan sonra Atilla ile devam edelim. Bugün şeyler gördüm ben, bir takım paylaşımlar gördüm. Bu krizde IMF'ye gidilseydi diye bir görüş var. Bunu savunanlardan bir tanesi Cem Toker. Diyor ki bu tarihi ekonomik krize IMF'ye gidilseydi, IMF'nin dayatacağı sert ekonomik şartlar, zamlar AKP iktidarınınki kadar can yakmazdı. Sorunu daha ucuza, nispeten daha az sefaletle çözerdik. Ama IMF'nin de dayatacağı şeffaflık ve disiplin AKP'nin kafasının kesinlikle işine gelmez, AKP kafasının diyor. Yani böyle bir açmaz var. Bu konudaki görüşlerinizi soracaktım. Namık Bey, iki nedenle IMF'ye gidemezler. En başından beri IMF üzerinden büyük bir propaganda yürüttüler. IMF'ye olan 20 milyar dolar borcumuzu ödedik, işte sıfır kuruş borcumuz kaldı, kimseye muhtaç değiliz diye bir propaganda yürüttüler. Halbuki IMF'ye olan 20 milyar dolar borç veya IMF borçları hiçbir zaman için önemli değildir. Üstelik biz IMF'ye aidat yatıran bir ülkeyiz ve bu hükümet IMF'ye aidat yatırmaya devam etti. Ve bu siyasi söylemden ötürü de diğer taraftan yani 20 milyar dolar oraya borçlarımızı kapattılar. Çok önemsiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti için o para. Ama buna mukabil Cumhuriyet tarihimizin 2002 yılına kadar yaptığı toplam borcu iki mislini borçlandılar dış dünyaya. Özel sektör ve devlet kamu borçları olarak. Yani o işin propaganda faslıydı. O nedenle şimdi o propagandadan geriye dönemiyorlar. Aynı faiz sebep enflasyon sonuç propagandasından geri dönemeyip saçma sapan tedbirlere başvurmaları gibi. İkincisi çok önemli bir şey, Cem Bey'in söylediği IMF programlarında IMF şeffaflık ve dürüstlük şartı ortaya koyuyor. Yani rantla ilgili, kamuoyunda israfla ilgili, yolsuzluklarla ilgili bir şey yaparsanız bunu kamuoyu bilir, duyar, yapamazsınız. Dolayısıyla bu da işlerine gelmiyor. İki nedenle yani. Biz IMF'ye muhtaç değiliz.
İkincisi de daha doğru son olarak da girdikleri yolda işte biraz önce sizinle tekrar paylaştık. Güya faizi görünüşte %14'e indirdiler. Ama iş adamının ve KOBİ'lerin faizleri %30'lara geldi. Buna mukabil kimse bu hani dövize endeksli hesap var ya. Evet. Oraya bir ilgi olmadı. Oraya da ilgi olmayınca bankalar artık mevduat faizlerini %25'lere kadar yükselttiler. Yani faizi düşüreceğiz derken iki misline çıkardı. Eğer %19'larda iken faiz suni olarak ekonominin kurallarına aykırı olarak indirmeye kalkmasalardı faizi, Türk milleti cebinden milyarlarca lira ödemeyecekti. Düşünebiliyor musunuz Namık Bey? Bir gece içerisinde Türk parasını aşama aşama yükselttiler. Bakın, tesadüfen olmadı bu. 8 liralardan başladıktan sonra yine bilinen, geçmiş dönemlerde de çok sık tekrarladıkları ama uygulamaya sokmadıkları faiz sebep enflasyon sonuç söylemini ilk defa bu dönemde fiilen uygulamaya soktular. Piyasalar bunu görünce eskiden ciddiye almıyorlardı. Bunlar bir seçim propagandası gibi algılıyorlardı. Fakat bu defa faizi birdenbire 19'lardan 14'lere ekonominin gerçeklerine aykırı olarak indirdiklerinde tüm piyasalar, uluslararası piyasalar ve Türkiye'deki piyasalar, insanlarımız eyvah dediler. Bunlar ciddiymiş. Hakikaten olmaması gereken işleri yapmaya başladılar. Onun üzerine bir güven bunalımı ortaya çıktı. 8 liradan dolar aşama 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 yükselmeye başladı. 10 liralara geldi. Tedbir almaları gerekirdi. Durdurabilirlerdi. Durdurmak yerine ne yaptılar? Her gün Sayın Cumhurbaşkanı konuşarak faizleri yine suni olarak 2'şer puan ve en sonunda 1 puan düşürerek dövizi adeta teşvik ettiler. Nereye kadar? 18 liraya geçirinceye kadar. 18 liraya geçtikten sonra ve piyasalar kapandığı bir günün akşamında sözde bir tedbir alarak, halbuki aynı anda 7 milyar dolara yakın parayı da piyasaya sürerek, yani güya o tedbir tuttu, o tedbir işe yaradı diye göstermek için dövizi birdenbire 18,5 liralardan tekrar 10 liralara düşürdü. O sırada 3 kuruş cebinde parası olan gariban vatandaş mal varlığımı, paramın değerini koruyayım diye gidip döviz almışsa onları mahvetti. Ne diyor şey, gözlerime bakın beni iyi anlarsınız diyen bakan ne diyor? Ya diyor, işi bilenler, zenginler diyor, almadı diyor. Garibanlar aldı diyor. Onlar akıllı, onlara bir şey olmadı diyor. Yani Türkiye'nin Maliye ve Hazine Bakanı suç ikrarında bulunuyor. Vatandaşın dolandırılmasına neden olduk diyor. Maalesef. Böyle bir siyasi anlayış olabilir mi? Şimdi işin komik tarafı şu. 8 liradan başladı döviz yükselmeye, 18 liraya çıktı. Ve 18 liradan dövizi düşürdük diyorlar ya. Başladıkları noktadan sonra döviz şu anda 14 lira civarında. Ve başladıkları noktadan bu yana %40 devalüasyon oldu zaten. Yani o düşürdük dedikleri şey düşmüş değil. Düşürmeleri için tekrar 8,5 liraya indirmeleri lazım. Düşmüş bir şey yok ortada. Ve 167 milyar dolar borç ödemesi var. Sürekli döviz satın alıyor, piyasaya döviz sürüyorlar. Ve sürdükleri döviz de borç alınmış para. Cebimizdeki yani kendi paramızla döviz sürmüyoruz piyasaya. İşte bakın bu bizi nereye getirdi biliyor musunuz Sayın Koçak? Bu bizi yeniden, hani şimdi bu siyasi İslamcıların bir söylemi vardır. Palavraları var. O palavra nedir biliyorsunuz? Bu püsküllü müsküllü bunları ortaya atmıştı. Püskülleri var değil mi? Lozan'ın gizli maddeleri varmış. 1923 yılı geldiği zaman Lozan'ın gizli maddeleri ortaya çıkacakmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucuları Lozan'da güya Türkiye'yi satmışlar. Onu demeye çalışıyorlardı. Lozan'ın gizli maddesi bilen yoktu kardeşim. Cehaleti bırakın. Lozan anlaşması bütün internete Google'a yazın her yerde var. Açıktır. Ne olduğu orada yazar ve Türkiye'nin tapusudur. Şimdi o Lozan anlaşmasının en büyük başarılarından birisi Türkiye'nin kapitülasyonları kaldırmasıydı. Duyunu umumiyeyi kaldırmasıydı. Bu en büyük başarıydı. Osmanlı zamanında konulmuş Türkiye'nin, Türk milletinin Osmanlı'nın kanını emen anlaşmaları ortadan kaldırdı. Lozan büyük bir hadisedir. Evet. Şimdi siz geldiniz ne yaptınız? Adı konmamış kamu özel ortaklığı adını verdiğiniz dolar garantili, döviz garantili bir takım işlerle
Türkiye'ye kapitülasyonları tekrar getirdiniz. Türkiye'de ilk müşteri garantili iş, ne zaman yapılmıştır? İlk müşteri garantili iş Abdülhamit evet. zamanında evet. Aydın Ödemiş otoyoluyla yapılmıştır. Şimdi diğer yandan bu işte kurdukları bir başka kurumla işte bütün bu malları filan Katar'a Matar'a sattığınız bir başka kurumla duyunu umumiye getirdiler. Sonuç itibariyle Türkiye bu ucube tek insan rejimiyle ve bu yanlış siyasi anlayışla, ideolojik takıntıları olan bu yanlış siyasi anlayışla ve dünyaya karşı kaybettiği bu güvenle bu siyasi iktidarın bu krizlerin içinden çıkamaz. Bu saatten evet. sonra IMF'ye bırakın IMF'yi vaat ettikleri gibi uzaya dahi gitseler bu sorunları çözemezler. Çünkü içeride ve dışarıda Türk milletinin ve dünyanın bu siyasi iktidara olan güveni sıfırlanmıştır. Şu anda belediyelerin o anlamdaki itibarı daha yüksek. Tabii. Türkiye'nin bu işlerin içinden çıkabilmesinin tek çaresi artık bu siyasi iktidarın ilk seçimlerle halk tarafından uzaklaştırılmasından geçiyor. Evet. Yani ben burada aracılığınızla söylüyorum. Denenmişi denemeyin artık. 20 evet. senedir denediniz. 20 sene bildikleri bir şey varsa bugüne kadar yaparlardı. Namık değil mi? Bey. Değil mi? 20 sene Allah kime nasip etmiş bu ülkede? Haklısınız. 20 sene bu kadar büyük bir güçle, bu kadar büyük bir sayısal güçle, anayasaları değiştirmeye yakın güçlerle Allah hangi siyasi lidere nasip etti? Ya Süleyman Bey rahmetle analım. 6 sene içerisinde Türkiye %7 kalkınma hızı, %5 enflasyonla dünya şampiyonu yaptı 6 senede. Ve Türkiye'nin fakir günlerinde Türkiye Boğaz Köprüsü yaptı ve o yaptığı Boğaz Köprüsü'nden geçmek bedavaydı. Üstelik Cumhuriyet'in başından beri yapılan her şeyi bu siyasi iktidar satarak 60 milyar dolar gelir elde etti. Onun nerede olduğunu bilmiyoruz. Atilla Bey'in de bu konuda çok önemli araştırmaları var. Bunun önergeleri var. Atilla ile konuşacağız onları. İşin medya tarafını da konuşacağız Atilla ile. Çünkü bir de gerçekten artık medya bile demek mümkün değil. Yani hani George Orwell'ın bir sözü var. Gazeteci başkalarının birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Onun ötesi halkla ilişkilerdir diyor. Yani reklamdır diyor, tanıtımdır diyor. Maalesef öyle bir şey yaşadık. Bu zamlarda koskoca gazeteler, işte yeni amiral gemileri, kuşa kağıda basılan gazeteler zamlardan tek satır bahsedemediler. O zaman sağlıklı Namık kamuoyu Bey, oluşumunun önüne geçtiler. Özgür ve namuslu gazetecilik yapıldığı yıllarda sadece Arena programı ve eski gazetecilik yaptığı yıllarda sadece Hürriyet gazetesi Türkiye'de iktidarını sallardı. Evet. Yani ben bir siyasetçi olarak bizi denetleyen kurumlar olarak basın özgürlüğünün vazgeçilmez olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu bizim haber alma özgürlüğümüz aynı zamanda. Evet. Bu işi en iyi bilenlerden birisi de Sayın Serter, uzun yıllar İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı yaptı. Tabii. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çıray. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Her şey çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Sevgili Atilla Sertel, iyi akşamlar diliyorum. Ben de iyi akşamlar geçmiş diliyorum. Geçmiş olsun diyorum ayrıca. Yani gündüz de konuştuk. Bu programda bir şey var. Yani 3 kişi birden hem Sayın Başkan hem Uğur abi hem senin testlerinin pozitif çıkması neye işaret? Ben bir yorum yapmayacağım istersen. Senin aklına gelen bir şey var mı? Vallahi ben Uğur Dündar'a, Mustafa İdua, Aytun Çıra'ya, sevgili Ahmet hocamıza, herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun dilekleri için, benimle ilgili söyledikleri için. Ben de şunu söylüyorum. 2 yıldır yaklaşık Uğur abi çok kendini kontrollü yaşadı. Hiçbir salgına karşı hiçbir tedbiri elden bırakmadı. O kadar tedbirli, güzel davrandı ki sonunda geldi bu virüs onu bile yakaladı. Onu bile yakaladıysa evet. Hakikaten herkesin dikkat etmesi bugün, gerekli. Bugün şunu konuştuk Uğur abiyle. Bize nazar değdi evet, diyorum ben. Bu programdan sonra hani fotoğraf çekmek için insanlar geliyorlar ya. Hani karşı çıkınca da olmuyor.
Biraz onlardan kaptı gibi diyor, düşünüyoruz da. Evet. Ben de 2 yıldır Namık'cığım halkla iç içe yaşıyordum. Ve yani herkesle kucaklaşıyoruz. Cenazeye, düğüne, işte bütün toplantılara katılıyoruz. Herkesle yan yana gelip fotoğraf çektiriyoruz. Doğrudur. Ve buna rağmen yakalanmamıştım ama Sayın Mustafa İdu, Bornova Belediyesi Halk Demokrasi Arenası'nı Bornova'da yapalım noktasında oldu ve biz de çok büyük memnuniyet duyduk Aytun Çıray'la, Murat Ergün'le beraber Uğur abiyle buluşacağımız için de mutluyduk. Yeni yılın ilk arenasıydı. Herhalde bize nazar değdi diyorum, yoksa böyle üçümüz arka arkaya, bir de ben Uğur abimle hep izinde olduğumu kanıtlamak istemiş olabilirim yani. İzindeyiz Uğur abi diye. Öyle olmuş olabilir. Vallahi yani tekrar... ben de son 5. aşımı vurulmuştum Namık'cığım Ankara'da çarşamba günü öğleden sonra. O işte birden herhalde daha rahat, daha böyle bir hafif atlatma süreci yaşatacak herhalde, evet, sana. 5. aşımı vurulduktan sonra başladı bende. Ya önceden mikrop almıştım ya 5. aşı ile beraber ağırlaştı. Çarşamba gecesi sabaha kadar gerçekten 18 saat kadar uyudum. Perşembe günü ne kadar geldim İzmir'e. Geldiğimde Veli, şanlı arkadaşım var, hastaneye gidelim dedi. Ben dedim bir şey yok ya, ben aşı vuruldum, ondan herhalde yan etkileri diye düşündüm. Fakat Veli Şanlı böyle itiraz edip de böyle ısrar edince Ege Üniversitesi acile gittik. Orada baktılar. Onlar da aşı semptomları zannetti doktorlar. İşte kan aldılar. Kan temiz çıktı. Göğüs filmimi çektiler, temiz çıktı. Sonra şey aldılar işte. Test yapalım dediler. Test aldılar. Sabah baktım ki cuma sabahı ben de korona olmuşum. Yani herkesin başına gidiyor. Daha iyiyim ama ben şöyle, yani ilk 2 gün çok sallandım ama şimdi iyiyim çok şükür. Yani Allah herkese iyilik versin, sağlık versin. Ahmet Hocam'ın uyarılarını Uğur abiye de yaptı, bize de yaptı. Dinledim ben, dinledin. Çok Ahmet Hocam söyledikten sonra evin içinde herhalde bir 500-600 adım attım. Kalktım. Havalandırdım. Hocama teşekkür ediyorum. O kısmına dikkat etmemişti. Havalandırmayı filyasyon ekibi söylemişti, evet, de. Yürüyüşe dikkat etmemiştim. Hemen başladım yürümeye, elimde telefon. Bir yandan siz ararsınız diye endişeyle, bir yandan da sıkı yürüyüş yaptım evde. Şimdi tabii bir de bir taraftan da Türkiye bugünü yaşıyor. Maalesef bugünü yaşıyor. Ben özellikle hani seninle meslektaş olmamız nedeniyle bu medya üzerinde biraz durmak istiyorum. Öyle bir şey ki yani artık öyle bir noktadan sonra söylemekte şey var mı? Yani bir ihanet medyası gibi mi diyelim? Yani halkın bilgilenme hakkına saygı duymayan, kamuoyu oluşturmak gibi bir görev üstlenmişsiniz. Bu görevi yerine getirmeyen ve üstelik bunu yerine getirmemek için ayrıca mücadele veren, Üstelik bir de yazanlara karşı kampanyalar, böyle şeyler oluşturan, baskı oluşturan, mahalle baskısı oluşturan, yani sanki Türkiye'de gerçeklerin yazılması suçmuş gibi bir hava yaratan bir medya ile karşı karşıyayız. Çok haklısın. Çok haklısın. Aytun Çıray arkadaşımın devamında şunu söylemek istiyorum. Çok güzel açıklamalar yaptı, özellikle ekonomiyle ilgili. 20 Aralık gecesi ne oldu? Yani Türkiye'de aydınlatılması gereken o kadar çok konu birikti ki bunlara bir de 20 Aralık gecesi ne oldu eklendi. Bunu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak araştırma önergesi olarak meclise taşıdı Cumhuriyet Halk Partisi ve Aykut Erdoğdu o gün mecliste çok güzel bir konuşma yaptı. Ve gözlerinin içine baka baka sordu. Bundan rahatsız olmuyor musunuz? Yani Türkiye'de soyuluyor Türkiye. Paralar kime gitti? Dolarları halkın cebinden topladınız. O gün, o gece kimler yüksek rakamla bozdurdu? Bu paralar
kimin cebinden, kimlerin cebine gitti, halk soyuldu diye çok açık, güzel konuşma yaptı. Ben ertesi gün baktım. Yani hiçbir medya kuruluşunda, yani birkaç evet, ağır. Hiç kimse tınmadı. Dilsiz evet. Oldular. Milyarlarca lira el değiştiriyor, halk soyuluyor. Halk parasına el konuluyor. Yani zamlar peş peşe ardı ardına geliyor. Ve hiçbir şekliyle halkın hakkını ve hukukunu savunan bir medya kuruluşu kalmadı. Siz tabii ayrısınız. Yani birkaç televizyon kuruluşu. İşte birkaç bu kadar. Bakarı. Ama inanın bak Namık arkadaşım, sen yıllar bu mesleğe verdin. Aynı kuşağın temsilcileriyiz. Yani seninle beraber çok uzun yıllar aynı gazetelerde de çalıştık. İnanın siz izlemiyorsunuz. Ve siz takip ediyorsunuz. Öyle ki ben onu Rütük konuşmamda da söylüyorum. Rütük'ün 700'e yakın personeli Tele1'i izliyor. Evet. Halk TV'yi izliyor. Karate'yi izliyor. Fox TV'yi izliyor. Sizi izliyorlar biliyor musunuz? Ve size ceza yazmak için izliyorlar ama sadece sizi izliyorlar. Başka da izledikleri kanal Rütük eleman. Koskoca Rütük 4 tane kanala, 5 tane kanala olur. Yazıklar olsun. Onun dışında bütün kuruluşlar, yani kitlere bağlı banka, işte isim vermek gerekmez. O bankalar kendilerini çok iyi biliyor. Bütün yandaş kurumlara reklamları peşkeş çeker ve onları inanılmaz derecede beslerken bu kuruluşlara sadece ceza yağıyor. Yani Tele1'e, Karate'ye, Alt TV'ye, Fox TV'ye sadece ceza yağıyor. Cezadan nasibinizi alıyorsunuz ama hiçbir ilandan almıyorsunuz. Ama kamu kurum kuruluşlarının bütün yayınlarını da ücretsiz olarak yayınlıyorsunuz. Yani evet. İşte Sağlık Bakanlığı'nın diğer kuruluşları. Evet, evet. Üzerinize düşeni hakkıyla bir hakkın yapıyorsunuz. Ve hiçbir destek görmemenize rağmen çok izlenen kanallar oldunuz. Bu halkın size özgürlüğüne, hakkı, adaleti arayışına, doğru haberi alma arayışına olan özlemini gideriyorsunuz. Çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Tarih sizleri yazacak. Çok açık ve net. Önümüzdeki süreçte ben Ayşenur Aslan'ın programında da söylemiştim. Sizin programınızda da söyleyeyim. Siz yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında da gazetecilik yapacaksınız Namık. Eksiği aksağı bulup anlatacaksınız, ortaya koyacaksınız. Gazetecilik mesleği bunu gerektirir. Biraz önce söylediğin gibi gerisi reklamdır. Gazeteci eksiği gösterir, açığı gösterir, eleştiri yapar, muhalefet duruşunda olur. Ben onu söyledim. Siz yine CHP iktidarında gazetecilik yaparken bugün AKP'nin yalakalığını yapan, yıllar boyunca ondan beslenen o beslemeler, o yalakalar yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının yalakası olmak için birbirlerini ezecekler. Öne geçmek için birbirlerini parçalayacaklar. Buna emin ol. Bunu yaşayacağız. Her zaman öyle olmuştur zaten. Yaşayarak göreceğiz. Siz yine gazetecilik yapacaksınız. Onu da çok iyi biliyorum. O açıdan basın özgürlüğü açısından Türkiye'de karanlık bir dönem yaşandı ve yaşanıyor. Çok uzun yıllardır yaşanıyor. Ergenekon davalarında yaşandı. Bizim arkadaşlarımız çok uzun yıllar içeride yattı. Sen de geldin bizimle birlikte. Evet, o cezaevlerine, evet. O duruşmalara. Biz onları yaşadık ama o günleri aştık. O günleri beraber el ele kol kola olanlar onları suçladılar. Kendilerini ak kaşık gibi göstermeye çalıştılar ki aslında onların ardındaki güç bu iktidardı. Bunu asla unutmadık ve unutmayacağız. Süreçte, yeniden süreçte bu ülkede medya özgürlüğü mutlaka olacak. Basın mutlaka özgür olacak. Buna inanıyorum. Bunun için çok mücadele verdik. Bizim dönemimizdeki sendikalaşma, hani maaşlarımızı sendikanın toplu sözleşmesiyle almamız, hani iş güvencemiz, bütün bunları biz yaşadık. Ya çok ilginç şimdi söylediğin şey, çok ilginç Atilla. Şimdi gazetelerin sendikası yok. Yok. Yani çalışanların haklarını savunuyor gazeteler.
Zonguldak Maden İşçilerinin Sendikası var. Karabük Demir Çelik İşçilerinin Sendikası var. Sizin sendikanız yok. Gazetecilerin sendikası yok. Gazeteci, kendi hakkını savunamayan gazeteciler gidip işçi kesiminin haklarını nasıl savunacaklar? Aynen. Bak, Namık Koçak, bir konuda görüşlerimi belirtmek istiyorum müsaade edersen. O da şu. Tabii. Ekrem İmamoğlu geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bir İçişleri Bakanı, Suç İşleri Bakanı diyorlar ona, ki doğrudur, alabildiğine suçladı. Ve Ekrem İmamoğlu'nun eleman olarak aldıkları insanların terörist olduğunu söyledi, rakam verdi. Sonuçta bir İçişleri Bakanı bir belediye başkanını direkt meclis kürsüsünde suçladı. Gerekli yanıtı aldı. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar hiçbir suçu olmadığı gibi, o suçlu var ise büyük şehrin içerisinde, gelin kardeşim ne konuşuyorsunuz onu da alın dediği söz konusu oldu. Medya bunların hiçbirine değinmedi. Bak, medya şunlara da değinmedi. Şeymus Özkan. Burada evet, fotoğrafı da var. Evet, evet, evet. Duyuyor. Ben yarın sabah için onunla ilgili bir dosya hazırladım. Evet. Uçağında 1.3 ton kokain yakalandı. Bu Suç İşleri Bakanı ile beraber yan yana fotoğraf. Evet, evet. Yani bu Şeymus Özkan'ın, maazallah, Allah korusun, Ekrem İmamoğlu'yla fotoğrafı yan yana gelseydi ne olurdu? Ne olurdu değil mi? Ne olur değil mi? Uf. Bakın evet, sadece Faruk, o değil. Şeyhimiz Özkan'la çıkıyor. Bu Faruk Fatih Özel. Evet. Anlatacağım. Bu kripto borsası. Ha, tam onu söylüyordum. Sahibi. Doğru, doğru. Evet. İyi yerden gidiyorsun. Bak, bu arkadaş Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya getirdi Türkiye'yi. 391 bin kişinin 2 milyar doları. Biraz kameraya parasıyla ortala fotoğrafları gösterirken Atilla. Evet. Şöyle. Evet. 391 bin kişinin 2 milyar parasını yürüttü gitti. Kimle fotoğrafı var? Süleyman Soylu'yla. Bak, bu Emrah Çelik. Emrah Çelik. Bu El Nusra. El Nusra'nın şeyi, teröristi. Katil. Bu katil. Bu katil verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Laskiye'de birçok insan öldürmüştü. Bununla fotoğrafı var. Bak, bu kokain bağımlısı Kürşat Ayvazoğlu. Bunu herkes biliyor, pudra şekerinden. Pudra şekeri çekiyordu. Bunun Süleyman Soylu'yla yan yana çekilmiş güzel samimi fotoğrafı var. Bu Taner Ay. Bu Taner Ay silah ve kadın ticaretiyle suçlanıyor. İçişleri Bakanı'yla fotoğrafı var. Çok samimi Taner Ay. Bu Murat Al. Bu cenaze saldırganı bu. Albüm çok zengin. Bu cenaze saldırganı. Bu Aysel Tuğluk'un hayatını kaybeden Hatun Tuğluk'un Ankara'daki defnedilmek istenen cenazesine, bir cenazeye saldıran adam. Bu. Bu Hasan Sel. Bu Hasan Sel. Hamile kadına saldırdı. Hamile kadına saldırdı. İçişleri Bakanı ile fotoğrafı var. Bu Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Ankara Keçiören evinde ölü bulundu. Bunun yürütülen soruşturma kapsamında Umutcan Uygun tutuklandı. Onun babasıyla samimi biraz ortaya. Samimi fotoğraf. Bu en son fotoğraf elimdeki, Şener Akgürek. Bu FETÖ imamı. FETÖ imamı. Bunun da fotoğrafı var. Şimdi buradan bütün izleyicilere senin aracılığında soruyorum. Bu fotoğraflardakilerden biriyle bizim arkadaşlarımızın bir kare yan yana gelmiş fotoğrafı olsaydı, bunlar ortalığı ayağa kaldırmazlar mıydı? Evet, evet. Bunlarda evet. Vicdan mı var? Bunlarda acıma duygusu mu var? Bunlarda insanlık mı var?
Ya oraya kimin girdiğine, Ekrem İmamoğlu kimin GBT'sinin ne olduğunu Ekrem İmamoğlu bakmıyor ki. Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı. Sen etrafını suçlularla doldurmuşsun. Ne kadar suç işlemiş adam var seninle yan yana gelmiş, fotoğraf çektirmiş. Sen kalkıyorsun, tertemiz bir insanı, bir emekçi, belediye başkanı, bir emek harcayan, santim santim karış karış İstanbul'a emek harcayan bir insana suçlamada bulunuyorsun. Ve vicdansız bir adam. Vicdansız bir adam. Biliyorsunuz bir de adam. Türkiye Cumhuriyeti organize suç örgütleriyle ilgili sıralamada ikinci sırada. Aynen öyle. İkinci sırada. Yani neresi var? Türkiye var, Sırbistan var. Bir ülke daha var ilk üçte. Bu ülkelerle aynı şeydeyiz. Daha bu listeye Namık koyulacak o kadar çok insan var ki kaç dedikleri var. Ülkeden kaç, aranıyorsun diye uyardıkları İşte Sezgin var. Sezgin Baran Korkmaz bunlardan bir tanesi. Sezgin Baran Korkmaz, evet. Onun kaçmasına gerekçe olanlar var. Onu bırak. Ergenekon'un savcıları kaçtı bu ülkeden. Elini kolunu sallaya evet, saldı. Evet, evet. En ünlü adamlarını kaçırdılar. Biliyorsun. Bir gece yarısı sınır kapısından Batum'da. Ellerini kolunu sallayarak gittiler. Gittiler. Nasıl oluyor bu ülkede? Kim suçlu? Kim değil? Sen bütün zanlıları, bütün suçluları etrafında fotoğraf çektirmek için topluyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde suçlu olduğunu iddia ettiğin. Fakat şöyle bir şey de söyledi. Her fotoğraf çektirdiğimizin GBT'sini mi isteyeceğiz dedi. O zaman sen GBT'ye bakıp işe aldıracaksın kardeşim. Sen bakacaksın kim suçluysa sen İçişleri Bakanı olarak GBT'ye bakacaksın. Kim bakacak? İçişleri Bakanı'nın görevidir GBT'ye bakmak. Ama beyefendi sadece karalama noktasında var. Hiçbir şey çıkmayacak o olaydan. Bak söyleyeyim sana. O işte gassallarda falan bilmem nerede şurada burada diyorlar. FETÖ'cü diyorlar. Şu diyorlar bu diyorlar. Ya FETÖ'cülerle birlikte iç içe haşır neşir olanlar onlardı. Biz gaz yerken orada Silivri'de job yerken evet. Jandarmayla göğüs göğüse gelirken biz bunlar savcılarının altına zırhlı araba yollayanlardı. Bunlar o davanın savcısı olduğunu söyleyenler. Evet. Şimdi ekonomiye gelince Türkiye'yi bitirdikleri gibi bunlar bütün muhalefet belediye başkanlarına çok büyük eziyetler yapıyorlar. Bakın ben İzmir'de yaşıyorum. Tunç Soyer. Tunç Soyer var gücüyle İzmir'de çaba artıyor. Aziz Kocaoğlu döneminde bizim bütün ilçelerde dağıtılmaya başlanan 0-5 yaş grubu çocuklara süt dağıtımı 30 ilçeye çıkarak sürdü ve sürüyor. Hani AKP'li belediyelerden bir tanesi çocuklara süt dağıtsa ya 0-5 yaş gruba. Her ay 8 litre ücretsiz süt dağıtıyor Tunç Soyer. Niye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı dağıtıyor? Niye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı dağıtıyor? Niye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı dağıtıyor? Orada üreticiler niye desteklenmiyor? Süt üreticileri, hayvancılık niye desteklenmiyor? Türkiye'nin meralarının en yoğun olduğu bölge Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da süt üreticilerinin, hayvan besicilerinin niye desteklenmediğini buradan sormak istiyorum. Bunlar insanların vergilerine el koyuyorlar Namık ve o vergileri geriye döndürmüyorlar. Şimdi Tunç Soyer'in bir açıklaması var. Elime yeni bugün geldi. İzmir 2019 yılında 84,5 milyar lira, 2020'de 95,5 milyar lira, 2021 yılın ilk 9 ayında 91,7 milyar lira vergi ödemiş. İzmir 2020'de 95,5 milyar lira vergi ödemiş ya, aldığı hizmet tutarını söylüyorum. 2,3 milyar lira. Merkez hükümetten bu kadar yatırım oluyor. 2,3 milyar lira. Yani vergimizin %2,4'ünü döndürmüşler İzmir'e. %2,4'ünü sadece. Düşünsene 81 il arasında İzmir
76. sırada. 76. sıradayız ya. Vergide ilk 3 arasındayız. Hizmette 70-81 arasında 76. sıradayız. Trabzon verdiği verginin %102'sini geriye almış. Yani %100'ünün üstünde 2 puan daha almış. Üstüne. Kayseri %43 almış. Konya %30 almış. Gaziantep %15 almış. Bursa %11 almış. İzmir %2.3 almış. İzmir'i sevmiyorlar. İzmir'e gavur İzmir. Gavur İzmir diyorlar. İzmir'e sümüklü çocuğa benzetiyorlar. İzmir'e irfanı eksik diyorlar. İzmir'e her türlü hakaret yapıyorlar. Sonra İzmir'e %2.3 oranında yatırım getiriyorlar. Aldıkları verginin %2.3'ünü. Bunlar aynı zamanda vergilerimizin de hırsızlığını yapıyorlar kardeşim. Ya sen İzmir'den al topladığın verginin %50'sini İzmir'e geriye döndürsen İzmir gerçekten ihya olur. Biz vergilerimizi bize hizmet getirin diye veriyoruz. Evet. Hırsızlık olsun diye vermiyoruz ki. Ben KİT komisyondayım. KİT komisyonunda ne kadar eski bakan, eski milletvekili, eski belediye başkanı, eski AKP ilçe başkanı, eski. Hepsi yönetim kurulunda. Vicdansız bunlar. Halkın parasını yemek için gelmişler. Gerçekten 2-3 yerden değil 4-5 yerden de maaş alırlar. Başka işler de evet. Yaparlar ama bir de, çok samimiyetimle söylüyorum. Yani çok içim acıyarak söylüyorum. Türkiye soyuluyor ama bir gün gelecek mutlaka bunların hesabı verilecek Mahmutcuğum. Evet, evet. Bir de şöyle bir şey var. Belediyelerin çalıştırılmaması üzerine büyük bir çaba harcanıyor. Yani bu aynen öyle. Hani aynen öyle. İlgilenmezsiniz, yardım etmezsiniz falan ayrı bir şey ama ayrıca özel bir çaba harcanıyor. Yani aynen yetkilerine öyle. Müdahale var, malına mülküne müdahale var. Yani bugüne kadar örneğin İstanbul'da Galata Kulesi belediyenin de hiçbir rahatsızlık duyulmadı da muhalefetin eline geçince mi belediye Galata Kulesi'nin devlete el koyması gerekti? Benzer pek çok şey. Evet benzer pek çok şey. Atilla bir sorun yaşandı. Dondu zannediyorum değil mi? Görüntü mü dondu? Anladım, anladım. Tamam, şimdi devam edeceğiz. Büyükşehir belediyelerinin özellikle çalıştırmamak için gelen kredilerin onaylanması gerekiyor. Onun engellemesinden tutun, malına mülküne el konmasına kadar, yetkilerine kadar. İşte Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkilerini Cumhurbaşkanı almaya kalkıştı. Niye gerek duyuluyor bunlara? Değil mi Atilla? Doğru, Namık. Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum. Biraz yoruldum konuşurken. Evet. Ben senin ve Uğur abinin bende çok büyük hatırınız var. Gerçekten zorlanıyorum konuşurken de. Tabii. Ben senden müsaade isteyeceğim tabii. Ama şunları söyleyerek ayrılmak istiyorum Namık'cığım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Evet, siz de Ankara'da veriyorsunuz bu mücadeleyi. İyi ki bu yayınları yapıyorsunuz ve bu televizyonları yaşatıyorsunuz. Bütün halkımızı da bu yayın organlarına sahip çıkmaya çağırıyorum. Kendi adıma söylüyorum bunu. Çünkü bu mesleğin namuslu insanların, dürüst insanların elinde olmasının önemi bugünlerde daha çok iyi anlaşılıyor. Halkın haber alma özgürlüğünü savunmak için bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli ödediniz ve ödüyorsunuz. Bu televizyonu hayata getiren arkadaşımın ne bedeller ödediğini, yolu cezaevinden geçenler arasında olduğunu biliyorum. Onunla çok dostluğumuz oldu, kardeşliğimiz oldu. Ben şunu söylüyorum. Siz yine yarın bir başka iktidarda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yine iktidarın eksikliklerini arayacaksınız. Kesinlikle. Yine gazeteciliğe devam edeceksiniz. O nedenle dilerim yolunuz, yolumuz açık olsun. Biliyorum
2022 yılında en erken zamanda seçim olsun. Bu insanları mutsuz eden. Atilla, çok teşekkür ediyoruz Atilla Sertel'e katıldığı için. Geçmiş olsun diyoruz tekrar. Zorlandı bizim için, şu saate kadar ekranda kaldı. Onun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Onunla tekrar birlikte oluruz bu programlarda. Evet, programımız devam ediyor. Demokrasi Arenası. Her şeyin konuşulabildiği programlardan bir tanesidir Demokrasi Arenası. Her zaman öyle oldu. Biz normal arena programıyla başlamıştık 90'lı yılların başlarında Uğur Dündar'la birlikte. Ve yıllar geçmiş. 90'lardan 2000'lere geçilmiş, 2020'lere gelirmiş. 30 yıl önce orada pek çok dosya yapıldı. Uğur Dündar rüşvetin belgesini buldu, gitti İsviçre'de. İşte Türkiye'de pek çok yolsuzluk dosyası ortaya kondu. İşte yetkililerin, cumhurbaşkanların, başbakanların mal varlıkları sorgulandı. Yakınlarının mal varlıkları sorgulandı. Çok özgür, çok sınırsız haberlerin yapılabildiği bir dönem yaşadık biz. Oradan bugünlere gelindi. Hala Demokrasi Arenası olarak arena programı Türkiye'nin gözü kulağı olmaya devam ediyor. Uğur Dündar'ın önderliğinde, liderliğinde. Kendisi COVID-19 pozitif çıktığı için bu hafta programda yok ama çok büyük bir olasılıkla önümüzdeki haftaki programda Uğur Dündar yine seyircilerle birlikte olacak, konuklarıyla birlikte olacak. Evet, biz programımıza devam ediyoruz. Fikri Sağlar şu anda hattımızda. Fikri Sağlar'la birlikteyiz. İyi akşamlar Fikri Sağlar. İyi akşamlar. Zor bir gece geçiyor. Öncelikle COVID olan değerli Dündar'a ve diğer arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza Atilla Sertel'e geçmiş olsun demek istiyorum. Benim de oğlum bugün tekrar bir test yaptırdı. O da COVID'den dolayı izolasyondaydı. Neyse bugün negatif çıktı. Negatife döndü mü? Gözünüz aydın. Eşiyle birlikte, bir de 3 aylık çocuklarıyla evde kapanmış vaziyettelerdi. Sadece hastalık değil, aynı zamanda ailelerin de çektiği çileleri de görmek lazım. Bizzat hasta olanlar müthiş bir sıkıntı çekiyorlar, onu görüyoruz. Evet. Ama aileleri de, beraberinde sevdikleri de aynı şeyi. Yani düşünebiliyor musunuz? Oğlunuz, gelininiz ve torununuzu kapının önüne yemek bırakıyorsunuz. 2 metre mesafeden nasılsın, iyi misin bugün diyorsunuz. Değil mi? Çok zor. O nedenle mutlaka aşı olmalı diyorum. Zaten Sayın Saltık Hoca bunlarla ilgili neler yapılması gerektiğini anlattı. Ve ama biz bazı konularda çok bilinç sahibi değiliz galiba sevgili Namık. Maalesef. Yani 2002'den beri Türkiye'de şöyle bir bakarsanız salgınlar var ve bu salgınlarda insanlar ölüyor. Kimini biliyoruz, kimini bilmiyoruz. Ama en son bu çok yaygın bir salgın. Yani işte yaşadıklarımıza bakarsanız 2002'den bugüne kadar SARS, kuş gribi, domuz gribi hatırlatmak için. Kuş gribi. Ebola ve Zika bunları yaşadık. Bizim ülkemize gelmedikleri için çok da fazla durmadı. Bir kuş gribinde tavukları yok etmek için. Neredeyse tavuk neslini yok ediyorduk. Ondan sonra da başka hastalıklar, kene çıktı, kene sorunu çıktı. Şimdi de COVID-19, Delta, Omikron derken ve duyduklarıma göre bundan sonra da benzeri mutasyonları devam edeceğini ve dolayısıyla hepimizin çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor bütün bilim insanları. Yani 251 milyon vaka olmuş bugüne kadar, COVID-19'dan bugüne kadar 5 milyon kişi. Şeyi de kaybetmişiz bütün dünyada. Rakamlara baktığınız zaman çok önemli salgın. Yani orta çağda veba salgınları, işte ondan sonraki 19. yüzyılda, 18. yüzyılda benzeri hastalıklar var. Onları yaşadık, dinledik ama bu şimdi yüzyılımızın en önemli salgını, pandemi. Çok, çok. Bu bize çok şey öğretti. Her şeyden önce yaşamak ne demek, yaşamı sağlamak için neler yapılması gerektiği
özellikle hijyenin, temizliğin ne kadar önemli olduğunu, çok, bilimsel verilere nasıl dikkat edilmesi gerektiğini öğrendiğimiz kadar sosyal devletin de ne olduğunu öğrendik. Yani ben ne olmadığını da öğrendik. Efendim? Ne olmadığını da öğrendik. Olmadığını da öğrendik. İşte onu söyleyecektim zaten. Almanya'daki bir yine Anadolu'dan gitmiş yurttaşımız COVID'e orada yakalanmanın getirmiş o. Ya da öyle bir hastalığın orada olmasının keyfini çıkardım diyenler var. Çünkü aylık gelirleri, birlikte çalıştıkları insanların maaşları, her türlü sosyal güvencesi, ekonomik güvencesi sağlanıyor. Bizden de IBAN istiyorlar, para istiyorlar. Şimdi böyle bir göya anayasa da sosyal hukuk devleti olduğumuz ortaya söyleniyor. Laiklik de var. Ne laiklik kaldı, ne hukuk devleti olduğumuz ortada olmadığı açıkça görülüyor. Ve ne de sosyal devlet olmadığımız ortaya çıktı. Dolayısıyla bunların hepsini söylemek, belki dost acı söyler derler ama söylemek zorundayız. Ama söylenmesi gerekiyor, haklısınız. Yaptı, onu söyleyeyim yalnız. Yani altını çizerek söylüyorum, tek müsebbibi var. Bugünkü iktidar, özellikle tek adam rejiminde bir tek kişinin düşüncesi, meşrebi, mezhebi, duyguları bizi yönetiyor ve o yönetim bizlerin istediği bir yönetim değil. Evet. Yani en sonunda çıkıp sokaklara dökülürseniz ne oldu diye meydan okuyan bir davranışı var ki 15 Temmuz'u hatırlatıyor. 15 Temmuz'un müsebbibi kendisi olduğunu söylemiyor. Bizler biliyoruz ama. 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar bu yurttaşlar, aç olan yurttaşlar. Şimdi yeter artık diyen yurttaşlar. 15 Temmuz'da niçin sokağa çıktılar? Çünkü AKP ile birlikte FETÖ'cülerin işbirliğiyle oluşturdukları bir yapıdan dolayı sokağa çıktılar. Evet. O yapı, FETÖ'cü dediğimiz hain insanlar benim vergilerimle, senin vergilerinle alınmış olan uçağa, helikoptere bindi ve bize, yurttaşların üzerine ateş etti. Ben 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'ın önünde alandaydım. Önümde insanlar vuruldular, hastaneye taşıdım. Bir utanmadan, şimdi sıkılmadan 15 Temmuz'u hatırlayamıyorum. Ben hatırlıyorum ve bunun müsebbibi olarak da bu AKP iktidarının bir gün mutlaka hesap vereceğini de söylemek istiyorum. Yani bunu, o yapı bunu, devletin içine bunu, nasıl girdi? Bundan hiçbir zaman sıyrılamayacaklar. Evet. Yani sindirmeyle, korkutmayla işte davalar açarak talimat veriliyor, dava açılıyor. Biraz evvel sevgili Atilla bir sürü resimler gösterdi. Çok çarpıcı fotoğraflardı. Evet, yani bir İçişleri Bakanı'nın bu kadar suça bulaşmış insanla fotoğrafının bulunması, böyle bir albüm diyelim buna, çok zengin bir albüm bakan açısından. Yani çok iftihar edilecek bir albüm değil tabii. Ya seninle bunu bu konuyu çok konuştuk. Çok konuştuk, evet. Dedik ki sokakta karşılaşılmış, işte bir resim çektirebilir miyim diye diyen insanlara değil, bir şey diyemezsiniz. Ama bunların hepsi randevu alıyor, makama geliyor, makamda veya neyse özel bir yere geliyor ve orada sarmaş dolaş resimler çektiriyor. Şimdi biraz evvel Atilla bunları sayarken sen de dedin ki Sezgin Baran Korkmaz diye girdin devreye. Onu girdiğin zaman benim aklıma şu geldi. Meşhur Veys Ateş'in ile ilgili bir kaset ortalıklarda dolaştı, evet, biliyorsunuz. 10 milyon avro talep ettiği. Arkadaşlar 8 Ocak'ta Süleyman 8 Ocak klasörü var acilde. Orada Süleyman Soylu dosyasını açarsak fotoğraflar var. Onları da ekrana getirebiliriz. Tamam. Orada Sezgin Baran Korkmaz'ın iddiası var. 10 milyon avro benden istediler diye. Ve buradaki de kimden istediklerini, Veys Ateş'i isteyen olarak itham ediyor. İddiası o. Ve ara bulucu olarak ben bir tweet attım. Veys Ateş'e sordum. Bu parayı isteyen kimdi? Süleyman Soylu'yla bir ilişkiniz var mı diye. Tweet bu. Beni savcılığa verdi. Savcı da daha ifademi almadan iddianameyi ortaya, iddianame dava açtı. İddianameyi ortaya koydu. Şimdi
Talimatla dava açan bir yargımız var. Kimliğe göre de karar veren bu yargı devam ediyor. Şimdi bu gösterdiğiniz resimler makamda çekilmiş olan evet. resim. Yani ben bunları tanımıyordum. Bunların GBT'sini mi araştırayım demek bence sadece bizi güldürür. Sokakta böyle resim çekilseydi. Değişik fotoğraflar var bilmem, arkadaşlar göster. Ben bunları bilmem diyebilirdi. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim. İşte uçağına biniyor falan filan bunları gösteriyorsunuz da. Asıl önemlisi ve altını çizerek söylemek istediğim bir şey var. İçişleri Bakanlığı çok önemli bir bakanlıktır. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren dikkat ederseniz çok önemli insanlar İçişleri Bakanlığı yapılmıştır. Ve onlar çok saygındır ve ülkeye müthiş katkıda bulunmuşlardır. Şimdiki İçişleri Bakanı kimse zorlamadan bir televizyon programında açıkça AKP'li bir siyasetçinin 10 bin euro ayda para Sedat Peker'den para aldığını iddia etti. Rivayet i̇ddia konuşuldu, konuşuldu. Söyledi, ama... açıkladı. Şimdi bugüne kadar da kim olduğunu bilmiyoruz. Dendi ki ben savcılıklara bildireceğim. Meclis başkanı gereğini yapacağım dedi. Kimse söylemiyor. Bu AKP'li olduğu için söylenmiyor. Değil mi? Ama başka bir şey daha var. Sedat Peker dedi ki ya bırakın 10 bin doları. Ben onların arabalarına bavullarla, çantalarla para koydum dedi. Bu başka bir ifşaat. Ve AKP'nin ve İçişleri Bakanı'nın da içinde bulunduğu başka bir ifşaat. Bu da ata uçağı. Meşhur, evet, evet. Rahmetli Özal'ın herhalde kemikleri sızlıyordur. Ve önünde uyuşturucu çantaları. Ve ata uçağını satın alan kişi de Süleyman Soylu ile birlikte. Ve yazık ki uçağa Brezilya hükümeti el koydu. Ve uyuşturucuyla mücadele eden polis timlerine vermişler. Onlar operasyonlarda kullansınlar diye. Uçak da gitti. Yani aslında Türkiye'nin itibarı gitti. Evet, yani maalesef. Uçaktan maalesef. Çok daha önemli. Asıl mesele bu. Türkiye güvenilmez, itibarsız, narko devlet konumuna sokuldu. Şimdi birçok diziler görüyorsunuz. Narko devletler, uyuşturucu kaçıran çeteler, bu çetelere destek verenler, bu destekli verenleri yakalamaya çalışanlar, bunları görüyorsunuz ve bunlar gerçek hikayeler. Evet. Bu gerçek hikayeleri bir zaman sonra galiba Türkiye'de yapılanların da anlatılacak hale gelecektir ve o zaman daha yüzümüz daha fazla evet. kızaracak. Fikri Sağlar, son bölümde buradan devam edeceğiz. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü çok iyi bir noktaya geldik. Peki. Kısa bir aradan sonra. Evet, programa devam ediyoruz. Başından beri COVID-19'da başladık. Uğur Dündar'ın rahatsızlanması, ardından daha öncesinde de daha doğrusu Bornova Belediye Başkanı ve sonra Atilla Sertel. Yani bir programın ev sahibi, sunucusu, yapımcısı, her şeyi ve konuklarından bir tanesi COVID-19'u çıktı. Ve Uğur abi adına bu akşam bu görevi üstlenmek zorunda kaldım. Umarım iyi bir şekilde götürüyoruz programı. Fikri Sağlar bizimle birlikteydi. Son bölümde Murat Ergün de bizimle birlikte. Murat Ergün, Arena programlarından tanıyacaksınız. Uğur Dündar'ın sözüne güvendiği ve inandığı gerçek hukukçulardan bir tanesi. Gerçekten de adı üstünde halkın avukatı, her zaman halktan yana tavır koyan bir hukuk insanı. Çünkü bu günlerde öyle ihtiyacımız var ki böyle halktan yana tavır koyan hukukçulara. Az önce işte belki yakaladığınız Fikri Sağlar'la İçişleri Bakanı'nı konuşuyorduk. İçişleri Bakanı'nın ilişkilerini konuşuyorduk. İçişleri Bakanı'nla fotoğraf çektirmiş. Daha doğrusu sanki İçişleri Bakanı'yla fotoğraf çektirmeden Türkiye'de sanki bir takım şeyler yapılamayacakmış gibi bir şey de çıkıyor ortaya. Tablo da çıkıyor ortaya. Atilla Sertel de gösterdi o fotoğraflardan. Tabii buradan nereye varacağız? Fikri Sağlar sözünü yarım bırakmıştık. Tamamladıktan sonra Murat Bey, sizin de aynı konuyu ele alacağız. Öncelikle Murat Bey'e iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Sayın Bakan. O da benim sağlam neyse ki. Yani Arena programının içerisinde COVID'den kaçtığımız kişilerden bir tanesi.
sağlıklı daha nice günler dilerim. Valla İçişleri Bakanı bu yapılanları, resimleri falan görünce bunların hepsini Allah yaptırdı diye bağırıyor. Yani, biz ne yaptık? Yani, acı acı gülüyoruz ama yani şimdi bizim seyirci de ya neyine gülüyorsunuz diyecek izleyicilerimiz gerçekten. Yani güleriz ağlanacak halimize gibi bir şey söz konusu. Yani Türkiye suç örgütleri sıralamasında çok ciddi yani berbat yerlerde. Ayrıca başka bir şey var. Murat Bey gayet iyi bilecek de siz de biliyorsunuz. Türkiye kayıt dışı ekonomi yani kara parayı aklama konusunda dünyada gri listeye alınmış olan bir ülke konumunda. Devlet eliyle. Cumhuriyet tarihimizde olmayan bir şey. Yani ben biraz evvel konuşurken narko devlet konumuna doğru gidiyoruz derken bunları da görerek söylüyorum. Gri listenin içerisine girmek demek gerçekten hukuk devleti olmaktan çıktığınızı da gösteriyor. Ekonominizin neden çöktüğünü de açıkça ifade ediyor. Sedat Peker'in söylediklerinde, ifşaatlarında rakamları üst üste koyarsanız uyuşturucudan elde edilecek gelirlerin toplamını bugün Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden ya da Katar'dan para dilenmesine gerek kalmayacak. Yani hem de en kıymetli şeylerinizi vererek yani varlık fonunuza ortak yaparak yani Türkiye'nin bir kolu ya da Türkiye'nin ortağı haline gelmesine müsaade ederek. Peki bu olup biten de Sedat Peker için miydi? Onları bilmiyorum. Sedat Peker için de olduğu da açıktır ama şurası bir gerçek ki yani en son Süper Kupa Türkiye'nin en önemli en büyük kupası Katar'da oynandı. Demek ki müstakil milli sınırlarımızın içerisine Katar'da girdi ya da Katar müstakil milli sınırlarımıza dayandı veya içeriden bizim bir ortağımız haline geldi. Bu doğrudur. Çünkü varlık fonunun belli bir yüzdesi bir limanlarımız Katar'a verildi. Özellikle Antalya Limanı 49 yıllığına. Ama bugün Türkiye ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıda. Şimdi Allah yaptırıyor derken bunların hepsini de mi Allah yaptırıyor? Yani ülke parsel parsel bir yerlere satılırken, FETÖ'cüleri güçlendirirken, Ankara'nın parsel parsel Fethullah Gülen'e verildiği, bizzat kendilerinin kurucuları olan Bülent Bey'den açıklanmışsa, evet. Şimdi başka bir şeyler oluyor demektir. Bunları da Allah yaptırıyor diyerek de gizleyemezsiniz. Gizliyorsanız o zaman ciddi bir şekilde sıkıntınız var demektir. Evet. Bu sıkıntı ne olduğunu ben değil bunun üzerindeki bilim sahibi olan kişiler söylemeli. Evet. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. En son Süleyman Soylu şöyle bir şey söyledi. Türk polisi çok başarılıdır. Dünyada yakalanan uyuşturucunun galiba %35'ini ve Avrupa'da yakalanan uyuşturucunun da %64'ünü gibi yakaladığını söyledi. Evet, Türk polisinin başarısıdır bu. Eğer böyle bir rakam varsa, bu doğruysa. Türk polisinin büyük başarısıdır. Kutlamak gerekir, samimiyetle, içtenlikle kutlamak gerekir ama Türkiye'deki uyuşturucunun, dolaşan uyuşturucunun potansiyelini de bu anlamda tekrar tartmak gerekir. Bir de yani, şöyle bir şey var. Uyuşturucu yakalanıyor ama sahipler yok ortada. Sahiplerin olup olmadığı o da ayrı bir mesele. Tabii sahipleri bilemiyoruz. Sahipler içeride mi? Sahiplerin yerine taşıyanlar asıl arkasında kimler olduğunu bilemiyoruz ama öyle iddialar var ki siyasete kadar bulaşıyor bu iddialar. Benim söylemek istediğim şu. Dünyada yakalanan uyuşturucunun 1/3'ünden fazlasını bizim polisimiz yakalıyormuş başarıyla. Bu çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda Türkiye'nin ne kadar büyük bir narko devlet olduğunun da göstergesidir. Altını çizerek söylemek istiyorum. Doğru. Ya asıl önemli olan tarafı da budur. Yani bize Susurlu Komisyonu'nda güvenlik güçleri, polis yetkilileri, istihbaratçılar şöyle bir bilgi verdiler. Yakalanan uyuşturucu ancak kaçırılanın %20'sidir. Şimdi %20'si dünyada yakalanan uyuşturucunun 1/3'ünden fazlaysa kaçırılan ya da kullanılan ya da işte dağıtılan, oluşturulan, üretilen ne derseniz deyin
uyuşturucunun rakamını varın siz değerlendirin. Evet, evet, evet. Bunların bugünkü konumu AKP iktidarının bir an önce gitmesiyle ilgilidir. Ekonomiyi biliyorsunuz, dolar düştü diyorlar ama yine düşmediğini görüyoruz. Herkes açlık sınırı içerisinde. Evet. Yani düşünün, biraz evvel sendikadan bahsetmişti Atilla. Türkiye'de maalesef 2.123.685 sendikalı işçi var. Ama Türkiye'de 14 milyon çalışan var. 14 evet. milyon çalışanın sadece 2 milyonu sendikalı. 14 milyon çalışanın 7 milyonu da açlık sınırında yaşıyor. Hele şimdi verilen asgari ücretle ve artan enflasyonla herkes 14 milyonun 14 milyonu da tamamına yakını da açlık ve yoksulluk sınırı içerisinde yaşayan bir noktadadır. Evet. 30 milyon insan bugün Türkiye'de çeşitli fonlardan, kaynaklardan, devlet yardımlarından yararlanarak ayakta duruyor. Yaşamını sürdürüyor. Bu evet. nereye geldiğimizin bir göstergesi. Evet, doğru. Onun için hemen seçim derseniz hemen seçimin gerçekleşmesi için de bir şey yapmanız lazım. Zorlamanız lazım. Onu da konuşacağız lazım. Biraz sonra. Onu da konuşacağız. Evet, ben de oraya gelmiş evet. olayım. Bırakmış olayım burada. Murat Bey, tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bu İçişleri Bakanı'nın fotoğraflarından bahsettik. Atilla Sertel fotoğrafları gösterdi. Sonra biz o fotoğrafların üzerinden devam ettik. Bir İçişleri Bakanı'nın suç örgütleri ilişkileri açısından vahim fotoğraflar bunlar. Çünkü her alanda bir şey var. Kripto parayla ilgili var. Ne bileyim işte Cumhurbaşkanı'nın, eski Cumhurbaşkanı uçağıyla uyuşturucu meselesindeki kişi, onunla da var. Sezgin Baran Korkmaz'la da var. Herkesle var. Yok yok. Bir de Sedat Peker'in iddiaları var. Siz halkın avukatı olarak, yani halk adına baktığınız zaman açılmış herhangi bir soruşturma yok. Yani açılmaz. Bu kadar şey varken yani açmamak da çok zor bir şey. Yani hiç birbirlerine mesela hukukçular konuşmazlar mı Murat Bey? Ya arkadaş, böyle bir şey var. Biz ne yapıyoruz? Bu dosyalar ne olacak falan. Mesela çıksa bir şey. Hani onu da hemen görevden alıyorlar ya. Artık böyle bir şeyler düşünmeye başladık. Kahramanlıklar sanki. Yok, şimdi Cumhuriyet Savcılarından bahsediyorsunuz herhalde. Bir kahraman Cumhuriyet Savcısı çıksa da. Bir dava açsa anlamında söylüyorsunuz. Evet. Türkiye'deki pratikte bu mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet Savcılarının dava açmadan önce iddianameleri gözden geçiriliyor artık başsavcılıklar tarafından. Böyle bir Cumhuriyet Savcısının kendisini bir şeyi doğru görüp farz edelim ki tırnak içinde kahramanca bir hareket yapma imkanı zaten fiilen yok. Zaten çıktığı zaman da başka bir şey oluyor. 17 Aralık'ta olduğu gibi. Şöyle olur. UYAP sistemine yükleniyor biliyorsunuz iddianameler. Kazayla gözden kaçıp UYAP sistemine böyle bir iddianame, yani temiz eller iddianamesi düşse. Düşünün. İtalya'daki düşse. Bu birkaç dakika içerisinde muhtemelen silinir, kaldırılır. Ve ilgili savcı ya terörist olarak, ya FETÖ'cü olarak, ya başka bir şey olarak görevden alınır, tutuklanır. Yani sürülmekten daha fazlası yapılır. Yani bugünkü konjonktürde bir temiz eller savcısı çıkmaz Türkiye'den. Çıkamaz. Çıkamaz. Çıkması için gerekli hukuki ve teknik altyapı da yok. Ha, bu şu demek değildir. Yani yargı sistemi, yargı mensuplarının tamamı bu sistemden, bu düzenden memnun. Hukuk aykırılıkları görmüyorlar. Ya da şu yaşadığımız günleri bu ülkeye yakıştırıyorlar. Bir şeyler yapılamaz ya da yapılmasına gerek yok diye düşünüyorlar. Buradan bu sonucu çıkarmayın. Tabii. Tabii ki insanlar kendi aralarında konuştuklarında olumsuzlukları dile getiriyorlar elbette. Ah çekenler, iç çekenler oluyor bunların içerisinde. Hukukun her dalında görev yapan insanlar var. Yani akademisyeninden yargı ayağına kadar, avukatlara kadar, hakimlere, savcılara kadar. Bunlar oluyor çünkü bunlar aynı zamanda
mesleklerin dışında o kimliklerini bir kenara bırakın. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları. Evet. Bunlar her biri birer vatandaş. Hepimizin gibi, sizin gibi, benim gibi ülkenin kaderinde söz hakkı sahibi olan insanlar. Kürsüde oturmadıkları zaman senin benim gibi ülkenin geleceğiyle, siyasetle ilgili fikir sahibi olan insanlar. Doğruyu yanlışı ayırt edebilen insanlar. Yargının siyasallaştığını söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Eskiden de var mıydı? Vardı. Ama hiçbir zaman bugün olduğu kadar yüksek, tarikatların elinde, cemaatlerin elinde, vakıfların elinde, siyasi partilerin elinde değildi. Evet. Şimdi sayfa sayfa yayınlanıyor atama listeleri, görüyorsunuz. Referans listeleri yayınlanıyor. O referans listelerindeki insanlar kendilerine yer seçiyorlar. Şurada şu bakanlıkta görev almak istiyorum. Onların içerisinde bakıyorsunuz, o kadar çok Adalet Bakanlığı personelinin ismi geçiyor ki. Çok üzülerek insan söylüyor. İnanmak istemiyoruz bunlara ama kişileri tanıyorsunuz, kişileri görüyorsunuz. Geçmişte bir siyasi partide aktif görev yapmış insan, avukatlık yapan insan, ondan vazgeçip hakim ve savcı yapılıyor. Başvuruyor ve hakim oluyor. Evet. Veya cumhuriyet savcısı oluyor. Bir de bir hukuk tanımazlık şey var. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ni tanımam. Aldığı karara saygıda duymam. Ya da ne bileyim, bir alt mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayabiliyor. Yani sanki bu konuda bir yetkisi varmış gibi. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi imzalandı halde. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ne demek diyor? Benim hukukum var diyor. Siz nereden çıktınız diyecek kadar ileri gidiliyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da senin hukukun. Evet. Bunu unutma. Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladın ve sen o sözleşmenin bir tarafısın. Değil mi? Daha üstünde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim bulunduğum İzmir Karşıyaka'daki bir asli hukuk mahkemesinden farklı değil. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yaptırım olarak, bağlayıcılık olarak, Türk sistemi açısından bağlayıcılık olarak herhangi bir Türk mahkemesinden daha geri değil. Tam tersine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ortaya koyduğu bir hak ihlali kararı olursa Türkiye'deki merciler, makamlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak zorunda. Evet. Ve bu bizim kendi, bu bize dayatılan bir şey değil, bu bizim tercihimiz. Evet. Bunu biz böyle istedik diye uygulanıyor. Ama bu işimize geldiği zaman, yani biz mağdur olduğumuz zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliriz. Bunun örneklerini çok geçmişte yaşadık. Bu başörtüsü nedeniyle veya değişik sebeplerle bugünün muktedirleri geçmişte kendilerini mağdur olarak tanıtıyorken eski Cumhurbaşkanı'nın eşi başvuruda bulunmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvururlardı. Evet. Ve oradan çıkan kararları ortaya koyarlardı. Oradan alınan kararlarla hareket ederlerdi. Evet. Şimdi kendileri iktidarda olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden veya Anayasa Mahkemesi'nden gelecek, onların hoşuna gitmeyecek herhangi bir kararın sırf onlar hoşuna gitmiyor diye değersiz olacağını söylemek mümkün değil. Evet, evet. Şimdi, bu tutarsızlığı ortaya koyuyor. Evet, evet, evet. Halk da bunu görüyor, hukukçular da bunu görüyor. Doğru, doğru, doğru. Ve Anayasa Mahkemesi de biliyorsunuz üzerindeki bütün baskılara rağmen olabildiğince artık ne kadar olabiliyorsa kimi kararlarında kamuoyunu da şaşırtarak iktidarın aleyhine de, iktidarın öngördüklerinin aleyhine de kararlar verebiliyor. Zaman zaman da olsa haklısınız, doğru, doğru. Şimdi şöyle bir şey var bir de Fikri Sağlar. Bir tehdit mekanizması da sanki çalışmaya başladı gibi. Özellikle bu sokağa çıkma meselesi. Murat Bey'e ayrıca soracağım bunu. Anayasanın 34. maddesine göre herkes önceden haber vermeden, tabii şiddete şeye başvurmadan hakkını sokakta aramak hakkına sahip. Süleyman Demirel demişti, hani yollar yürümekle aşınmaz demişti. Yıllar sonra kendisine bunu sorduğumuzda ben orada aziz bir hakkı savundum demişti Süleyman Demirel. Yani ben orada karşı çıkmadım, o hakkı savundum demişti kendi terminolojisinde. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki bir çıkın sokağa görelim diyor. Yani, şimdi Murat Bey'in söylediğine ek olarak katılıyorum. Anayasanın 90. maddesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararları bizim iç hukukumuz gibi kabul etmek zorunda olduğumuzu açıkça söylüyor. Evet. Yani bir anayasal kurum halinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararını tanımıyorum demek anayasa suçu. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da tanımıyorum demek hepten anayasa suçu. Hatta şimdi öyle bir noktaya geldi ki Anayasa Mahkemesi'ni de kapatalım noktasına geldi. Bu ısrarla söyleniyor. Tam bir diktatörlük kurulması isteniyor. Hani Redkit'te bir mezarcı vardır. Bir tip vardır. Hani eline mezru ile dolaşır. Redkit evet. Çizgi romanda. Asalım, evet, asalım, evet. Asalım, asalım falan diye bağırır. Böyle siyasetçiler var. Evet, tavut ölçüsü alır. Şimdi biz bu noktaya geldik. Şimdi maalesef eğer yargınız taraflı ve bağımlıysa tam adaletin, hakkın, hukukun ortaya çıkmasına arkasını dönmüşse orada artık yaşam yoktur. Orada baskı, sindirme, korkutma yani demokratik haklarınızın olmadığı bir ortam vardır. Türkiye o noktada. Bunu kimse anlamıyor. Başınıza geldiği zaman, duvara çarptığınız zaman farkına varıyor. Yani insanlar Murat Bey gayet iyi bilecek. İzmir Barosu bu konuda çok duyarlı. En son İzmir herhalde batıda kaldı. Öbür barolar öyle bir şekilde değişti ki Türkiye'de hukuk sistemi yok edildi. Yani Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Yasama, yürütme, yargı bir kişinin elinde. Ve o kişi bana çıkıp diyor ki utanmadan sokağa döküleceklermiş diyor. 15 Temmuz'u hatırlatıyorum size diyor. Ya biraz evvel söyledim. 15 Temmuz'da FETÖ hain AKP'nin yetiştirdiği ve devletin içerisine soktu. Nitekim binlerce insanı da attı, işine son verdi. Soktuğu insanların yaptığı bir kalkışma. Halk onlara karşı demokrasiyi, ülkeyi korumak adına sokaklara çıktı. Şimdi sokağa çıkan insanlar da açız diye çıkıyorlar. Kime evet. karşı? AKP iktidarına karşı. Ve siz onları sindirmeye çalışıyorsunuz. Sedat Peker diyor ki aslında 2021 yılının en büyük olayı ne derseniz 2 Mayıs'ta mı 4 Mayıs'ta galiba ilk videoyu Sedat Peker yılıdır demek gerekiyor. Evet, evet. Sedat Peker'in ifşaatları Türkiye Cumhuriyeti'nde neler olduklarını son 20 yılda neler yapıldığını iktidar tarafından neler yapıldığını ifşaatlarıyla doludur. Yani ne diyor Sedat Peker? Halkı korkutmak, sindirmek için yeni bir yöntem ortaya konuldu. Ben de ona uydum diyor. Akademisyenlerin kanlarıyla duş yaparım lafı orada ondan çıktı diyor. Şimdi bunun kimin tarafından yaptığını ifşa ediyor. Kim? Bugünkü iktidar korkutmak için. Ne yapıyor? Silah verildi diyor. Siz bir resim gösterdiniz. Atilla'nın gösterdiği resimlerden evet. bir tanesi. Ellerinde silahlarla boy boy resimler. Kazara bir CHP belediye başkanının belinde ceketinin altında bir tabanca görse toplu atıp götürürler. Önce ruhsatlı mı ruhsatsız mı diye bakmazlar. Bir gazetelerinde havuz medyasında silah taşıyor derler. Sonra da ruhsatlı silah olduğu için ortaya çıkar. Bakın Sedat Peker Kutlu Adalı'yı öldürmek üzere kardeşinin bu konuda görevlendirdiğini söylüyor. Kardeşiyle ilgili savcılık hiçbir şey yapmıyor. Murat Bey'in söylediğinin bir teyit. Bir ifade alıp bıraktılar. O da silah taşımaktan sanıyorum. Ruhsatsız silah taşımaktan evet. ifadesi alındı ve bırakıldı. Ama açık açık söylüyorlar. Biz gittik diyorlar silah verdik. Ve kimin öldürdüğünü de söylüyorlar. Bugüne kadar herhangi bir icraat yapıldı mı? Hiç. Hiç. Hayır. Hiçbir icraat yapılmadı. Herhangi bir icraat yapılmadı. Peki böyle bir noktada benim yaşam, mal ve can güvenliğim var mı? Bunu evet. söylediğiniz zaman birileri diyor ki iktidarın küçük ortağı diyor ki mal ve can güvenliği yoktur demek bu ülkeye ihanettir. Yahu mal ve can güvenliği yok. Eğer bu ülkede mal ve can güvenliği yoktur diyen yurttaş varsa ve sen yok değil diyorsan o zaman sen Türkiye'ye ihanet ediyorsun evet. demektir. Yani göz göre göre
içimizde bunun yaşadığımızı biliyoruz. Her gün her gün örneklerini görüyoruz. Üstelik arada bir arada her salı dinliyoruz. Her salı dinliyoruz tabii. Evet. Her salı dinliyoruz. Her salı neler gördüğümüzü çok iyi hepimiz biliyoruz. Ben yine 15 Temmuz'a gelmek istiyorum. 15 Temmuz'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonuyla ortaya çıkarılması toplum tarafından çok ciddi bir şekilde talep edildi. Evet. Komisyon kuruldu. Komisyona insanlar çağrıldı, gelen oldu, gelmediler. Ama sonunda komisyonun raporunu hala biz bilmiyoruz. Evet. Ben soruyorum sevgili Namık, gazeteci olarak siz biliyor musunuz? Değerli Murat Bey, hukukçu olarak siz biliyor musunuz bu raporu? Bu raporun hayır, içerisinde bilmiyoruz. Neler olduğunu evet. Biliyor muyuz? FETÖ'nün yaptıklarını mecliste araştıran komisyon neyi buldu biliyor muyuz? Yani asıl sorgulanması gerekenler sorgulanmadı biliyor zaten. Muyuz? Herkes kafasına göre yazılı bir şey gönderdi. Ben bu lafın yani AKP Genel Başkanı tarafından utanmadan sokağa dökülecek vermiş lafının bir korkutma sindirme hareketi olduğu ve yurttaşları da korkutmadığı ve sindirmediği düşüncesindeyim. Evet. Demokrasinin nefes aldığı yer sokaklardır. Biraz evvel de siz de söylediniz 34. madde anayasal bir haktır. Yürüyüş, gösteri, şiddeti yaratan aslında güvenlik güçleri. Yani ben basın toplantısı yapacağım, bir şeyler söyleyeceğim, yürüyüşümü, gösterimin nedenini söyleyeceğim diyorsunuz. Gaz atılıyor üzerine ve şiddet oluşuyor. Dolayısıyla zaten Gezi'nin şiddete dönüşmesi de o yüzden oldu. Çadırları tamam. Yaktılar. Bütün olayların tabii. Yani bakın en ufak bir şekilde o da taraflı biliyorsunuz. Bir başka grup Türkiye'yi hep böldüler ya ayrıştır, yönet, bir başka grup onlara uygun AKP'ye uygun bir grup bir bildiri yayınlayacak da hiç seslerini çıkarmıyor. Evet. Ama karşı olacak gerçekleri söyleyecek kendini ifade etmeye çalışan sıkıntılarını anlatmaya çalışanların üzerine yürüyor. Evet. Sus konuşma evet. Der gibi. Evet. Bugün açlıkla karşı karşıyayız ve o nedenle dolayı da insanlar kendilerini anlatmak istiyorlar. Anlatacakları yer neresi? Milletvekilleri onlara hizmet etmiyor. İktidar partisinin milletvekilleri yurttaşın taleplerini yerine getiremiyor. Ben iktidar partisi milletvekillerinden de konuşuyorum. Diyorlar ki zaten yurttaşın talebini biz bakana götürdüğümüzde bakan bizi dinlemiyor. Kapıdan içeriye bile almıyor. Randevu vermiyormuş. Randevu vermiyor. Şimdi dolayısıyla bir kopukluk söz konusu. Böyle bir noktada vatandaş derdini kime anlatacak? Evet. Size anlatıyor Namık evet, Bey. Evet, evet, evet. Şimdi, siz de anlatıyorsunuz. Ondan sonra da RTÜK size ceza kesiyor. Ceza kesiyor. Şimdi sindirmede, korkutmada evet. Öyle. Independent'te ilginç bir şey vardı. Bu KHK'larla görevden alınan devlet yetkilileriyle ilgili, kamu yetkilileriyle ilgili Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet Hollanda'ya gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bunlara bir briefing veriliyor. Diyorlar ki bakın siz şu kadar kişiyi KHK'larla şey yapmışsınız fakat bunların bakın gerekçeleri yok. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yok burada. Ve şey de alınmamış. Bunlar daha sonra KHK'lar meclisten de geçmemiş. Yani çok büyük bir tazminat yüküyle Türkiye karşı karşıya falan. Sonra dönülüyor, bakana anlatılıyor. Bu Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı diyor ki, Independent'de okudum ben bunu. Ya diyor niye ödemediniz diyor tazminatları diyor. Ya bir işlem yapılmamış ki tazminat ödensin. Ve bütün bunlar Murat Bey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Yani sanıyorum önümüzdeki dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili çok geniş uzun mesaisi olacak herhalde. Ne dersiniz? Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok kıymetli bir müşterisi. Yani Türkiye olmasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sinek alır.
Şimdi maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye gibi birkaç ülke daha var. İş yükünün çoğunluğunu gönderen Rusya örneğin, Putin Rusyası. Bu tür tek adam yönetimiyle idare edilen ülkelerde tabii ki hak ihlalleri çoğalıyor ve insanların haklarını kendi ulusal yargı sistemleri içerisinde elde etmeleri mümkün olmayınca ister istemez uluslararası mahkemelere başvuruyorlar. Tabii ülkemiz açısından bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve insanlar çoğunlukla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak haklarını aramaya çalışıyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu artar mı? Artmasına bile gerek yok. Şu hızla gitse bile zaten herhalde ya birinciyiz ya ikinciyiz Avrupa çapında. Celal Ülgen'in söylediğine göre öyle bir yük ki diyor. Orada da diyor şey ağırlaşacak. Bakın şimdi şu yükü şuradan söyleyeyim. Şuradan ben size izah edeyim nasıl büyük olduğunu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisine gelen Türkiye'den başvuruların altından kalkamadığı için Türkiye ile anlaşma yaptı. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru diye bir mekanizma üretildi. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru diye bir şey yoktu hatırlarsanız eskiden. Evet, 2013'de. Evet. Bunun getirilmesinin sebebi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmeden önce bazı dosyaların artık elenmesi arzulandı. Artık taşıyamaz hale geldiler Türkiye'den gelen dosyaları. Bunu bir kenara bırakarak ben Sayın Bakan'ın da bahsettiği, şu son günlerde de gündem meşgul eden bu sokağa çıkma meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek evet. istiyorum izin verin. AKP daha kurulmadan önce de insanlar sokağa çıkıyordu Türkiye'de. Türkiye'nin sokağa çıkma mevzuatı, yani insanların sokağa çıkabileceklerine, nasıl çıkabileceklerine ya da bu haklarına dair mevzuat Cumhuriyet'ten öncesine dayanır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda 1909 yılında yapılan bir değişiklikle vatandaşların toplantı gösteri hakları tanındı Osmanlı zamanında ve Cumhuriyet döneminde ilk kez 1924 yılında Türk vatandaşlarının toplantı gösteri yürüyüş yapma hakları tanındı 24 Anayasası'yla. Bu insanların insan olmasından kaynaklanan bir haktır. Yani insanların gösteri yapabilmesi, toplanabilmesi, toplu halde fikirlerini beyan edebilmesi. İnsan olmalarından kaynaklanan bir haktır. Bu insanlara iktidarların, hükümetlerin verdiği bir hak değildir. Doğru. Hükümetler, iktidarlar, devletler ancak bu hakkı sonuna kadar kullanabilmesi için vatandaşlara kolaylık göstermekle yükümlüdür. Devletin görevi vatandaşın bu hakkını kullanmasının önündeki engelleri kaldırmaktır. O yüzden bizdeki 1982 Anayasası'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkından bahsederken önceden izin almaksızın der. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de izinsiz gösteri kavramı kullanılırsa yanlış kullanılıyor demektir. Çünkü benim gösteri ve toplantı, gösteri yürüyüşü ve toplantı yapmam için izin almama gerek. İzinsiz gösteri diye bir şey olmaz. Çünkü izin zaten almam. Ama mülki idari amirlerine 2911 sayılı yasayla tanınan bir takım yetkiler var. İşte kamu güvenliği gibi, genel sağlık gibi ya da açık suç tehlikesi gibi bir takım gerekçelerle kısıtlanabiliyor. Ama bu tamamen iktidardaki zihniyetle ilgili. İktidardaki zihniyet neyse yerelde de eğer bu bir kasabada oluyorsa oranın kaymakamı, eğer bir ilde oluyorsa oranın valisi iktidarın sesi haline geliyor. Evet. Eğer iktidar özgürlükçüyse insanların görüşlerini toplanarak, yürüyerek açıklamasından rahatsız olmuyorsa, hatta bundan memnun duyuyorsa, bunu demokrasinin bir kuralı olduğunu kabul ediyorsa, o iktidarın altında görev yapan valisi de, kaymakamı da ve buna bağlı emniyet güçleri de olaylara müdahale etmiyor. Asıl ama ironik olanı mı? Cumhurbaşkanının asıl ironik olanı yani bu tür şeylerde Cumhurbaşkanının tavrı. Bakın Sayın Cumhurbaşkanının
bu 15 Temmuz benzetmesi belki de kastetmediği bir şeydi. Çünkü bu kadar çok açık bir hata var ortada. Çünkü 15 Temmuz illegal bir kalkışma. Oysa sokağa çıkmak yasalardan anayasadan kaynaklanan. Evet, evet. Yani illegal bir kalkışmayla anayasanın bana verdiği bir hakkı kullanmam nasıl bir olabilir? Yani 15 Temmuz'da suç işleyenlere karşı devletin gücünü göstermesiyle suç işlemeyenlere aynı şekilde davranılacağını söylemek mümkün mü? Bundan daha korkunç bir şey söyleyeyim ben size. Ki kendisi de o akşam sokağın desteğini istedi. Sadece o gün değil. Bakın, iktidar yanlıları da her zaman sokağa çıkar. Bir ara hatırlayın, AKP iktidarından önce ama AKP iktidarının taraftarları her cuma gösteri yapardı. Evet. Yani sokaklara dökülmek, gösteri yapmak, toplanmak, yürümek aslında iktidardaki zihniyetin yabancı olduğu kavramlar değil. Beyazıt Camii'nin önünde her hafta gösteri vardı. Yeri geldiğinde onların da kullandığı argümanlar bunlar. Onların da kullandığı usuller bunlar. Şimdi sen yaptığın zaman sorun oluyor. O tutarsızlık, o tutarsızlığı bir kenara bırakıyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok daha bence üzerinde durulması gereken bir konu var. O da sokağa çıkanları biz Cumhur İttifakı olarak sonuna kadar kovalarız dedi. Bakın. Bir sokağa çıkmak suç değil. Yakışıklı ifadelerle de anlatılıyor. Bakın, bu. Bakın, sokağa çıkmak suç değil. Herkes barışçıl amaçlarla demokratik hakkını kullanmak için önceden izin almaksızın sokağa çıkabilir. Bu hakkı kullanırken kanunlara ve düzene saygılı olmak zorunda. Herkes. Bunun sınırları kanunla çizilmiş. Çizilmiş. Yani başı boşluktan bahsetmiyorum. Kanunlarla çerçevesi çizilmiş anayasal bir haktan bahsediyorum. Ama bir an için düşünün ki bu hakkı suistimal eden gruplar ortaya çıktı. Legal, barışçıl bir toplantının içerisinde illegal unsurlar provokasyon yapıyorlar. Buna Cumhur İttifakı mı müdahale edecek? Yani AKP ve MHP'nin veya başka hangi partiler varsa Cumhur İttifakı içerisinde. Bunların üyeleri mi çıkıp insanlarla silahlı, sopalı, taşlı müdahale edecek? Yoksa devlet kuvvetleri mi müdahale edecek? Evet. Çok önemli. Bakın, bu. Bu çok önemli. Bizim için en önemli şey, yani Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti için pek çok sorunla boğuşan bir devletiz biz, ülkeyiz. İçeride ve dışarıda. Emperyalizme karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Büyük oyunlar oynanıyor hem coğrafyada hem ülkede. Bizim için en önemli şey, hayati öncelikli şey iç cephedir. İç cepheden kastettiğimiz vatandaşların birliğidir. Milletin bütünlüğüdür. Yani halkın bir bütün olarak hareket etmesidir. Ayrıştırılmamasıdır. Birbirine düşman edilmemesidir. Bir hukuksuzluk anında, hukuksuzluk yapıldığı iddia edilen kitleye karşı, hukuksuzluk yaptığı iddia edilen kitleye karşı, ki bunu siyasi iktidar iddia edecek. Evet. Kendisine evet. Göre bu an şunlar hukuksuzluk yapıyor diyecek. Kendi taraftarlarını mı sahaya sürecekler? Ki o zaman o, yani ülkenin, en vahim olanı o zaten. O zaman devlet yok demektir. Devlet çökmüş demektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti yok mu? Bütün kurumlarıyla ayakta mı değil mi? Evet. O kurumlar görevini yapacak o zaman. Ne yapacak? Ne yapacak? Farz edelim ki bir yerden düğmeye basıldı. Bir takım provokatörler çıktı. Legal bir toplantıyı, bir mitingi, muhalefet partilerinden herhangi birinin düzenlediği bir mitingi karıştırmak için pankartlar açtılar, sloganlar atmaya başladılar. Güvenlik kuvvetleri de müdahale edecek. Güvenlik kuvvetleri mi müdahale edecek oradaki provokasyona? Yoksa
telefonla il ilçe örgütlerinin başkanları üyelerini arayacak. Veya Sedat Peker'in bahsettiği bir takım milis kuvvetler bagajlarındaki silahları alıp insanların üstüne mi yürüyecek? Bu çok, bizi kim çok koruyacak? Önemli yani bir nokta. Vatandaşı, tabii. Vatandaşı bunlardan kim koruyacak? Kim görevli? Evet. Kim görevli? Her ülkede hukuksuzluk olur. Her ülkede ortalığı karıştırmak isteyenler olur. Bu sadece Türkiye özgü bir şey değil ki. Doğru. Ama bir ülkeyi diğerlerinden ayıran devletin bu hukuksuzluğa karşı bakış açısı mücadele yöntemidir. Evet. Evet. Yani evet. Vatandaşı başka bir takım silahlı grupların inisiyatifine, adaletine veya ezici gücüne maruz bırakacak olmak. Çok çok korkunç bir şey. Çok vahim bir tablo. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Evet. 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 Bunu ben inşallah yanlış anlamışımdır. Yani inşallah hepimiz öyle düşünüyoruz. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Bu söylediğim kastedilmemiştir. Evet. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Çünkü asıl korkunç olan bunun tam tersi. Yani söylediğim ihtimal asıl korkunçluk orada. Oysa evet. biz sırt sırta vererek milli mücadelesini yapmış, bağımsızlığını kazanmış bir milletiz. Evet. Evet. Ve geçmişte biz birbirine düşürülmenin, kışkırtılmanın çok bedellerini acısını çektik tabii. Çok acısını çektik. Evet. Sayın Bakanı bilir Fikri Sağlar 12 Eylül öncesi dönemini siz yaşadınız biliyorsunuz evet, yani. Evet evet. Ben 75'te başladım. Çok iyi biliyorum. O günleri gördük, yaşadık. Çok iyi biliyorum. Evet. Murat Bey söylediklerinize çok katılıyorum. Aslında Erdoğan'ın bu ilk tehdidi değil. Daha önce de Meral Akşener'in Rize'ye gittiğinde de daha siz bunlar iyi günler, neler göreceksiniz diyerek demiştim. Aslında Meral Akşener'i değil, dolaşan, sokağa çıkan, esnafla görüşen, insanların hakkını korumaya çalışan siyasilere ve bizim ülkemize, tüm yurttaşlarımıza bir tehdit de o sözler. Bu ikinci tehdidi ve bu bence Türkiye'nin biraz evvel söylediğiniz gibi bir soru sordunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta mı değil midir'in cevabını veriyor aslında. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olmaktan çıkınca bir tek kişi her şeyi kendi bünyesinde toplayınca artık onun hukuku, onun devleti, onun iradesi yurttaşların üzerinde olacaktır. Bu kabul edilemez. Bu çok ciddi bir şekilde içinde bulunduğumuz tehlikenin en son, en önemli göstergesidir. Zaten devletin polisi olması gereken, devletin savcısı olması gereken, eğer partinin polisi, partinin savcısı, partinin gazetecisi, partinin her şeyi ise zaten ondan sonrasını konuşacak da bir şey kalmıyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken tek parti dönemi oldu. Sürekli de o dönemi yok etmek, itibarsızlaştırmak ve küçültmek adına konuşmalar yaptı. Aslında bugün o dönemin çok daha kötüsü bir dönemi yaşıyor. Tarih bu sefer bunları anlatacaktır. Bugün yapılanları anlatacaktır. O gün hiç böyle bir şey yok. Milletvekili çıkıyor diyor ki bu memlekette 25 sene din ağza alınmamıştı. Allah sözü edilmez diyor. Allah sözünü ediyorsun Süleyman Soylu. Allah yaptırıyor bizi diyor. Sizin söylediklerinizi Allah mı yaptırıyor? Şimdi bu kadar insan hafızasına, beynine sığmayan sözler söyleme noktasına gelinmişse hele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in ifşaatlarına göre AKP'li gençlere silah dağıttığı gerçekse, bunlarla ilgili hiçbir araştırma yok. Bu toplumu sindirmek, korkutmak adına yapılan şeylerdir. Kendi koltuklarını ve saraylarını devam ettirmektir. Böyle bir şeyin devam etmesi mümkün değil. Dünya tarihine baktığınız zaman ülkelerde bu şekilde davrananların sonunu da çok iyi biliyoruz. Okuduk. Dünyada evet bu tip anlayıştaki olan insanlar geldiler. 70 milyon insanın ölmesine neden oldular 2. Dünya Savaşı'nda. Daha sonraki devletlerde de benzeri olaylar oldu. Ama hiçbir toplum böyle bir sonunda baskıcı bir noktayı kabul etmiyor. Biz korkmayacağız.
sinmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz diyecektir insanlar ve o mücadelesi de istedikleri kadar sert olsunlar, mümkün olduğunca her türlü devletin gücünü kullansınlar, işgal ettikleri devletin yetkilerini kullansalar da başarılı olamazlar. Çünkü halk, biraz evvel de söylediğiniz, yani yedi düvel geldi, Türkiye'yi işgal etti ama Kurtuluş Savaşı'yla Türkiye yeni bir cumhuriyet kurdu. Mersin'in 3 Ocak'ta, Adana'nın da 5 Ocak'ta, daha çok yeni, 100. Kurtuluş günleriydi. 100. Kurtuluş günlerini biz Mersin'de, Adanalılar Adana'da kutladık. Fransızlar geldikleri gibi hem de darmadağın bir şekilde geri döndüler. Ben öyle bir mücadeleyi veren Kuvay Milliyeci bir gazinin torunu olarak diyorum ki aynı şey olacak. Yani 7 düvel gelmiş, bu ülkede insanlar özgürlüklerine düşkün. Bu insanlar, hele şimdi haklarını bilen, bilinçli olan, yurduna giren ve dünyanın nereye gittiğini de gören insanların bunlara dayanacaklarını hiçbir zaman görmüyorum. Mutlaka ama mutlaka hukuk devletini en azından hukuka uyarak, demokrasinin kurallarını çalıştırarak ilk seçimde sandık önlerine geldiğinde bunları göndereceklerdir. Zaten bunun farkında oldukları için artık ne denir? Çivi çıktı, bütün denge kayboldu ve bu tip laflar edilmeye başlandı. Bu sonun başlangıcı değil, artık sonun sonu olduğunu görecektir. Bakın, biz bir şeyi konuşmuyoruz. Murat Bey varken hazır onu söylemek istiyorum. Bütün televizyon kanallarında, havuz medyasını bırakın, düzgünce gerçekleri anlatan sizin gibi kanallarda dahi 2023 Haziran ayında Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre tekrar Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını hiçbirimiz söylemiyor. Anayasa çok açıklıkla söylüyor. Bir kimse ikiden fazla Cumhurbaşkanlığı yapamaz diyor. 2023'te Cumhurbaşkanlığı süresi bittikten sonra Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı değil. Ama hep Millet İttifakı'nın adayı kim olacak, o tartışması yapılıyor. Evet. Şu mu olsun, bu mu olsun, onu daha iyi mi? Yahu asıl tartışılacak AKP kimi bulup da çıkaracak, bu yapılanların hesabını vermek üzere kim ortaya çıkacak? Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. Ha, bir tek o kurtuluş yolu var. Dönemi bitmeden meclisin kendisini feshetmesi. Eğer meclis kendini feshederse dönem bitmediği için üçüncü defa aday olabilir. Şimdi deniyor ki yine... Bunun için sonuçtan emin olması gerekiyor. Deniyor ki, yani sonuçtan emin olması olmaması onu bilmem. Aday olabilmesinin tek yolu budur. Denilebiliyor ki maalesef benim gibi düşünen ve çok da böyle hukukçu olan arkadaşlarımız da diyorlar ki evet öyledir ama Yüksek Seçim Kurulu Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar aday olarak ilan ederse ne yapacağız? Edemeyecek, etmeyecek, ettirmeyeceksiniz demek lazım. Yani öyle bir şey olur mu? Bu anayasada böyle bir madde varken. Bakın aylardır bunu ben söylüyorum. AKP'lilerin hiçbiri ağzını açıp da yok ya böyle bir şey demiyor. Evet böyle bir şey vardır da demiyor. Hiç konuşmak istemiyorlar. Bir vurgun ya da neyse baskın tabiri vur kaç hesabını gidiyorlar. Yani muhalefette bulunan insanlar, özellikle sol ve Millet İttifakı'nın bir araya gelerek Demokrasi İttifakı'nı kurması gereken insanlar mutlaka böyle bir baskını beklemeli ve sandık geldiğini bilerek o sandığa gidip sandıktan verdikleri oy çıkana kadar da orada beklemeli. Evet. Yoksa bunların her türlü şeyi yapabileceklerini hepimiz bilmeliyiz diye düşünüyorum. Ben bundan böyle sevgili Namık, seninle birlikte konuştuğumuzda AKP'nin adayı kim olacak onun üzerinde tartışalım. Evet, evet, evet. O hiç konuşulmuyor. Haklısınız. Hiç konuşulmuyor. Haklısın. Recep Tayyip Erdoğan orayı kapatmış gibi geliyor ama öyle değil. Öyle değil, öyle evet, olmayacak. Evet, bunu iyi evet. Eğer 2023 Haziran ayında seçim olursa. Olursa, evet. Murat Bey, sizce olur mu?
Yani yasalar açısından baktığımız zaman az önce Fik Sağlığı'nın da söylediği bir süre var. Bu süre dolunca tamam. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları da tartışılmaz. İşte o şeyde gördük bunu. Mühürsüz oylarda gördük bunu. Yine bir mühürsüz olaylar, oylar olayı mı yaşanır? Yani artık bu kadar mı işin ucu gitti? Şimdi Türkiye artık bu da olmaz denilecek bir ülke değil. Artık bu da olur. Yani aklınıza bir senaryo geliyorsa o senaryonun gerçekleşme ihtimali mutlaka vardır. Hiç kimse saçmalığını düşünmez bunun. Bunun saçmalığını düşünmeyin. O senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sadece iktidarın işine yarayıp yaramadığıyla ölçebilirsiniz. Eğer yarıyorsa ne kadar hukuksuz, ne kadar anlamsız, ne kadar mantıksız olursa olsun o senaryonun hayata geçmesi için gerekenler Türkiye'de bugüne kadar yapıldı. Yani sandıklar doğuda kapandıktan sonra kurallar değişti. Evet. Mühürsüz zarflar kabul edildi. Yani oy bitti. Oy kullanma bittikten sonra seçimin kuralı değişti Türkiye'de. Ya bu olur mu? Mesela hukukçuya soruyorsunuz değil mi? Evet. Ya, olmaz. Var mı bir kıymeti harbiyesi benim olmaz dememin? Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı yani Sayın Erdoğan üçüncü kez aday olur mu olmaz mı meselesinden bahsediyorduk. Ama önce bir küçük bir parantez açacağım izin verirseniz Sayın Bakan'ın bahsettiği bir birinci meclisle ilgili. Daha sonra buna dönmek istiyorum. Atatürk döneminin birinci meclisi tek partiydi. Şimdi de tek parti devletinden bahsediyoruz. Yani tek partinin yönettiği bir devlet yapısından bahsediyoruz. Yani muhalefetin yok sayıldığı, görmezden gelindiği ve sürekli baskı altında tutulduğu bir idareden bahsediyoruz. Ama sadece isimleri benzer bunların. Cumhuriyet dönemindeki tek parti yani birinci meclis ismi tek partiydi ama içerisinde dönemin bütün siyasi görüşlerini barındıran bir evet. tek partiydi. Yani o zamanki CHP içerisinde değişik görüşleri, değişik siyasi akımları barındırıyordu. Demokrat Parti'yi içinde barındırıyordu. Demokrat Parti zaten CHP'nin içinden çıktı. Evet. CHP, yani özür dilerim, eklemek için, size teyit etmek için. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği şudur. Cumhuriyet Halk Partisi devletin partisi değil, parti bugün partinin devleti vardır. O gün Cumhuriyet Halk Partisi devleti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti yoktur. Aradaki en önemli fark odur. Bugün devleti işgal eden bir AKP vardır. Devlet AKP'nin devleti haline dönmüştür. O zamanın tek partisiyle bugünkü tek parti kesinlikle yani mukayese edilemez. Kesinlikle. Sadece evet. isimleri benziyor ama kavram olarak içerikleri çok farklı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmamasına gelince eğer ben adayım derse aday olacağını sağlayacağını, aday olabileceğini ve seçimlere girebileceğini biliyordur. Siz muhalefet olarak karşınızdaki adayın kim olacağıyla ilgilenmeyi bu sebeple bırakmalısınız. Bence. Bence muhalefet partilerinin Sayın Erdoğan'ın aday olup olmamasıyla ilgilenmek gibi bir önceliği olmamalı. Bana sorarsanız hukuku bir kenara bırakıyorum. Bence de Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz. Ama hukuku bir kenara bırakıyorum. Bir yurttaş olarak ben AKP iktidarının seçimleri kaybedeceğini ve gideceğini görüyorum, biliyorum. Ve bu öngörüme dayanarak diyorum ki bence Sayın Erdoğan'ın seçime girdiği bir seçimde AKP kaybetsin. Yani Sayın Erdoğan'ın ben yoktum seçimi kaybettik deme gibi bir lüksü olmasın. Evet, ilginç. Zamları o yokken yapmışlar zaten öyle diyor. İlginç, evet, evet doğru. Şimdi muhalefetin üzerinde durması gereken konu
karşı tarafın blokun adayının kim olacağı değil. Seçimlerde irade, halkın iradesi, iktidarın değişmesi yönünde olacak ise veya oldu ise bunu sandığa nasıl yansıtacağız? Ve bunu korumak. Yani sandığın bu iradeyi birebir yansıtmasını nasıl sağlayacağız? Murat Bey, zaten bakın, bunlar muhalefetin yapması gereken şeyler. Yani nasıl yeniden ekstra devleti yapılandıracaksınız, insanları nasıl bir araya getireceksiniz, tarımı ne yapacaksınız, ekonomi ne yapacaksınız? Bunlar yapması gereken şeyler. Bakın biraz evvel sizin hepsinden önemlisi bu seçimlerde Sayın Bakanım, bu seçimlerde seçim sonuçlarını, seçim güvenliğini sağlamak. Bunu sağlayamazsanız devletin, işte çoğulcu demokrasinin, parlamenter demokrasinin, insan haklarının, tarımın, adaletin, eğitimin, sağlığın nasıl düzeleceğinin, bu konuda fikrinizin, projelerinizin olmasının hiçbir değeri yok. Eğer bu seçimlerde siz çoğunluğu kazanmış olsanız bile bu sandık sonuçlarına yansımazsa hiçbir hazırlığınızın, hiçbir kadronuzun, hiçbir planınızın, hiçbir projenizin değeri yok. Dolayısıyla muhalefetin her zamankinden çok daha fazla, her zamankinden çok daha öncelikli olarak seçim güvenliği konusunda adımlar atması lazım. Birinci sorumluluk bence orada. Yani şu parmak boyası meselesi çok ilkel bir şeydi, eskiden karşı çıkardık. Belki de parmak boyasına dönülmesi lazım. Evet. Bilmiyorum yani. Yani bunun bunlar, gibi tedbirleri evet, olması lazım. Bunların hepsi çok önemli. Tabii ayrıntılar. Aslında bizim bugün bu noktaya gelmemizin nedeni 16 Nisan 2017 referandumunun meşru olarak kabul edilmesinden, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulaları ve zarflarının geçerli olduğunu söylemesine rağmen muhalefet partilerinin ve o gün referandumda hayır diyenlerin ortaya çıkıp da ne oluyor dememesinden kaynaklanıyor. Haklısınız, böyle bir olay var. Benim söylemek istediğim de oydu. Ve Recep evet, Tayyip Erdoğan'ı Yüksek Seçim Kurulu aday gösterebilir. Bunu siz de şimdi sineye çeker gibisiniz. Hiçbirimiz sineye çekmemeliyiz. Gösteremezsin arkadaşım diye bugünden başlamalıyız ki sizin söylediğiniz çok önemli konu Murat Bey. Sandıkları koruyacak, sandıklara giren oyları benim oyum olarak tekrar çıkmasını sağlayacak bir noktayı, bir gücü karşınızdakilere gösterebilirsiniz. Bunu bugünden, nasıl olsa Yüksek Seçim Kurulu onun adamıdır derse, sen hukuka aykırı, Türkiye artık demek ki diktatörlükle yönetiliyor diyen sert bir muhalefeti ortaya koymanız ve toplumu bilinçlendirmeniz gerekiyor. Ben bunu söylüyorum, siz aslında aynı şeyleri söylemeye çalışıyorsunuz. İzmirli'nin kibarlığıyla söylüyorsunuz ama ben biraz işte yörük olarak güneyin heyecanlı dilini kullanmaya, üslubunu kullanmaya çalışıyorum. Evet, muhalefet var olmalı, direnmeli, evet, güçlenmeli. Yani sinmemeli, korkmamalı, evet, mücadelesini etmeli ve sandıkta seni yeneceğim demelidir. Bunu gerçekten samimi olarak söyleyebiliyorsa, güçlü bir şekilde söyleyebiliyorsa sizin söylediğiniz noktaya gelinebilir. Çok teşekkür bakın, ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Sayın, son sözlerinizi alayım. Sayın Koçak, aslında söylediğimiz de şu, bir muhalefetin B planı olmalı. Yani istediği kadar dirensin, yani istediği kadar sen aday olamasın desin. Bir noktaya gelindiğinde herhalde iç savaş çıkacak hali yok bu ülkede. Tabii. Bir noktaya gelindiğinde eğer seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan olacaksa bunun da hazırlığını yapmış olması lazım, evet, muhalefetin. Ben evet, ondan bahsediyorum. Evet. Kaldı ki ben Sayın Erdoğan'ın aday olmasını da isterim. Az önce söylediğim gerekçeyle. Doğru. Evet, o gerekçeyle söylerim. Hukuk onun için erken seçim olacak zaten 2022 içinde. Yani Erdoğan'ın aday olabilmesi için. Yani 2022'nin Haziran veya Kasım ayında neyse seçim evet, olacaktır ama bu seçim Erdoğan'ın ama, ne zaman isterse o zaman olacağı bir çok seçim. Çok teşekkür ediyorum. Ama İstanbul-Ankara seçimlerini hatırlayın. Evet. AK Parti iktidarı oyların sayıldığı, sandıklara sahip çıkıldığı seçimlerde seçimi kaybediyor. Evet, evet. Ve evet, bence bu söylem, yani Sayın Erdoğan'ın kitlesini konsolide etmek için kullandığı bir söylem. Evet. Aslında kendisini de çok inandığı ve
hayata geçireceği şeylerden bahsetmiyor. Ama bunları söyleyerek belki de karşı tarafa gözdağı verip bir yandan da kendi taraftarlarını bir araya getirmek istiyor. Çünkü Burak seçim Bey, kaybederek muhalefet de karşı tarafa gözdağı vermelidir. Muhalefet de kendi tabanını konsolide etmek için kararlı, cesur olduğunu ortaya koymalıdır. Son sözler olsun. Kapatıyoruz çünkü. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, her şey için. Ben teşekkür ederim. Diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Uğur abiye tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum Murat Bey. İyi geceler diliyorum. Sevgili Namık, iyi geceler. Bizi izleyenlere de iyi geceler dilemek İyi geceler. Teşekkürler. Evet, programın sonuna geldik. Yarın sabah ben yine burada olacağım. Forum hafta sonu programıyla Özdemir İnce, Cumhuriyet Gazetesi yazılı şair Özdemir İnce bizimle birlikte olacak. Görüşmek üzere.